Bir Baba İndi ekibi olarak bu akşam Dolu Kadehi Ters Tut'u ağırlayacağız burada. Bir Baba İndi mecrada söyleşi serisi yapıyoruz yaz boyunca. Mayıs ayında başladık. İlk ay Nilipek ve Can Güngör'ü ağırladık burada. Geçen ayda Can Ozan, Nova Norda ve Sedef Sebüktekin'i ağırladık. Bu ayki konuğumuzu zaten biliyorsunuz burada olduğunuza göre. Bizim de çok sevdiğimiz, sizin de çok sevdiğiniz konuklarımız var. Hatta az sonra gelecekler yanımıza. Bir Baba İndi bilmeyen var mıydı burada? Bilmiyorsunuz, çok güzel. En önünde oturmuşsunuz, gerçekten çok hoş. Evet, en arkada da bir arkadaşımız varmış. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Şu elimde görmüş olduğunuz kutuda kağıtlar ve kalem var. Dolu Kadehi Ters Tut'a sorularınızı yazabilirsiniz. Sonra bu soruların arasından en güzel olanlara bir hediyemiz olacak. Atmadan hemen kutuyu en önden uzatıyorum. Siz sorularınızı düşünüp aranızda dolaştırırsanız programın sonlarına doğru sorularınızı alacağız. Buraya sadece soru da değil tabii ki. İşte gruba söylemek istediğiniz şeyler de olabilir. Merak ettiğiniz şeyler de olabilir. İlanı aşk etmek isteyen varsa tabii. Ki muhakkak vardır diye düşünüyorum. Çünkü sosyal medyadan etkinliği açtıktan sonra bize gelen şeyler hiç hoş değil falan diyor. Gerçekten hiç hoş değil. Bence daha fazla sabırsızlandırmayalım artık. Artık bitirelim diyorsun. Artık. Gidelim. Bu kadar program diyeyim. Uğurhan Özay ve Mürsel Oğulcan Avar. Alkışlarla efendim. Gelmiyorlar, evet. Alkış yetmedi galiba. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selam. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor ya? İyi, süper. Hoş geldiniz arkadaşlar. Selamlar herkese. Bir sene olmuş radyoya geleli. İlk aynen. O gün tanışmıştık herhalde. Biz de aşağıda ona şaşırıyorduk biz. Çok evet, çabuk evet. Geçiyor değil mi zaman? 14 Temmuz mu dedin? 14 Temmuz'muş. Evet. Çok acayip enteresan. Geçmiş. Bir yandan hani çok yakın bir tarih, bir yandan ama çok da eski gibi geliyor falan böyle karışık. Ama o bir sene de çok şey yaptınız. Çok şey oldu. Çok bayağı zaman geçti. Neler yaptınız evet. Neler. O arada evet fazla iş yapınca. Doğru. Bunların hepsini soracağız size. Terleteceğiz siz burada. Tamam hadi. Güzel. Hazırız. Bize güzel sorular yollarsanız o soruların hepsini utanmadan, sıkılmadan soracağız. O yüzden her şeyi sorabilirsiniz. Güzel, süper. Tabii ki. Şu an harika. Kutu dolanıyor. Dolanıyor inşallah. Dolanıyor evet. Aynen. Güzel. Oraya sorular gelmeye başladı. Sonuna süper. Doğru da soruları sonra soracağız. Sonra en orijinal soruları albüm hediye edelim diyoruz. Oo, güzel, tamam. Süper. Ben ödül kazanmıştım burada hatırlarsanız. Evet, sen de kazanmıştın. Evet, bugün gördüm. Ne kazanmıştık? Kitap değil mi? Kitap kazandım evet. Doğru. Kimindi? Cihan Barber'ın kitabını kazandı. Öyle değişik kitap sürprizlerimiz oluyor. Neden başlayalım diyoruz aslında? Sondan başlayalım diyoruz. Çünkü daha geçen cuma yepyeni bir parça yayınladınız. Biraz da sürpriz olmuş olabilir aslında. Anlamı yok. Ondan bahsediyoruz. Evet. Sevdiniz mi parçayı? Ha, farklı mi? Bir parça olmuş ama. Yani hiç Dolu Kadeh gibi tınlamadı ilk başta. Evet. Yani şey nereden yaptı? Çıktı bu işin? Aslında nedir? Anlatır mısınız? Ya aslında şöyle gelişti. Biz albüm hazırlığındayız bir süredir. Albüm için şarkıları hazırlıyoruz falan, demolarla uğraşıyoruz. Bu şarkı da çok değer verdiğimiz bir şarkıydı hakikaten. Ama albümün bütünlüğü içinde bir yere koyamamıştık ve önden çıkarmak istediğimiz bir iki parçadan biri oldu. Ondan sonra da Uğran da dedi ki, zaten ben de hani istiyordum ona bir şeyler yapmak. Abi dedi, bunu da dedi bayağı böyle uçlarda bir şey mi denesek hani müzik olarak. Yani elektronik bir şeyler mi denesek altında falan. Hı hı. Ben de direkt atladım, aa süper olur falan. Direkt böyle zaten o sırada Bodrum'daydık. Yanımdaydı benim bilgisayarım falan da. Orada altyapıları sen yaptın. Aynen, altyapılarına falan giriştik. Döndüm oradayken bir demo çıkarıp şey yapmaya falan başladık. Dinlemeye falan başladık orada. Sözler çıktı etti falan. Sonra döndüğümüzde kaydettik, çalıştık, bitirdik. Böyle bir süreç oldu. Bizim için de o yüzden güzel, farklı bir şey oldu yani, umarım arkadaşlar sevmişlerdir. Sevmişler, ilk defa gitar duruyor. Kullanmadığınız bir parça. Evet. İlk defa gitar kullanmadık. Başka ne ilk defa? Tamamen elektronik olması açısından özel. Hani daha önce altyapı kullandık aslında. Hani 22'de de vardı. Belki de falan da altyapılı işler var. Evim de öyleydi. Herhangi akustik bir şey kullanmadık. Evet evet, akustik bir, yani herhangi bir şey. Devamı gelir mi peki? Albüm içerisinde olmasa bile sonrasında gene single böyle işler duyabilir miyiz? Bence olabilir. Her şey olabilir gibi. Şey aklınıza yatıyor mu yani biraz her daha şey böyle elektronik tabanlı işler yapsak? Yani şimdilik değil açıkçası. Bunu o yüzden bir içimizde bu biriken bu enerjiyi biraz atmak için de yaptık gibi. Şimdilik önümüzdeki işler aslında daha yine akustik müziğin yer aldığı şeyler aslında. Albüm falan özel. Ya biraz bu tarz öğeler bulunabilir. Hani müziği zenginleştirecek türde şeyler yapabiliriz muhakkak. Ama ön plana bu şarkıda olduğu gibi geçeceğine... Yine albümde müzikal açıdan farklı farklı çeşitli şeyler deneyeceğiz. Deneyeceğiz yine. Tepkiler nasıl peki bu parçaya? Çünkü autotune var. Çok daha sizin önceki işlerinize göre evet. Farklı bir sound. Ben hoş buluyorum tepkileri genel değerlendirdiğimde. İsteyeceğimiz türde aslında. Evet.
Evet. Yani şeyi gösteriyor bana o tepkileri. Şey tepkileri çok geldi. Hani bu da güzel olmuş ama böyle yapmayın tamamen falan gibi. O da çok tam bizim düşündüğümüz şeydi. Evet. O da bizim bize şeyi gösterdi. Hani bizim dinleyicilerimizle ne kadar güzel bağ kurduğumuzu gösterdi. Çünkü tam onu düşünüyorduk biz. Yani bir kere yapalım böyle. Şey zannetmezler diye umduk. Hani full böyle yapıyorlar artık elektronik. Halbuki öyle değil yani. Bir tane böyle bir şey yapalım. Çünkü öyle de bir yönümüz var. Öyle müziği de seviyoruz ama aradan bir tane yapalım bunu dedik. İnsanlar da çok o tepki vermiş. Ya bu da güzel olmuş ama hani diğer türlü... Yani Doluka değil, farkında... Fortnite olmayacak yani. Böyle ha şey. Yok öyle bir şey yok. Doluka'yı ters doldur herhalde. Doluka değil. Güzel. Onlar farkında duruyor. Olması güzel dinleyicinin. Hani bu böyle yapmışsınız, şöyle yapın. Bana çok enteresan geliyor sizin bu dinleyicinizle kurduğunuz ilişki. Şimdi normalde yeni şeyler denemeye çekinir ya gruplar belli bir kitleye ulaştıktan sonra. Siz hiç çekinmiyorsunuz. Bu özgürlük nereden geliyor bu kadar? Yani yine aslında aldığımız tepkilerden falan dolayı bir sıkıntı yaşamadık şu ana kadar. Hani bizi desteklediler yani sağ olsun herkes şu ana kadar. Olumlu tepkiler alınca sen de bir şey yapmaya cesaret edebiliyorsun herhalde. Yani çok da şey kendimizi sınırlandırmamaya çalışıyoruz biraz. Çünkü müziğin tamamen bağımsız hani görüntüde de bağımsız, içeriğinde de bağımsız bir tarafı var bizim müziğimiz. Lanse etmiyoruz herhangi. Biz şu an bu müziği yapıyoruz gibi bir lansemiz hiçbir zaman olmadığı için. Hatta tam tersine. Tam tersine. Her şeyi yapabiliriz. Müzik bilmem ne, sanatın her kollarında da girişebiliriz falan şeklinde çok açıklamamız var. Hatırlıyorsunuz o radyoda için. Da konuşmuştuk. Aynen onda demiştik hatta. Yani o zamandan beri aslında değişen pek bir şey yok. Yani daha bir sanat oluşumu gibi baktığımız için şu tarz müzik yapar bu grup gibi bir şey değil. Çünkü öyle olursa bu böyle bizim işlerimizden biri olurdu. 4-5 grubumuz daha olması gerekecekti muhtemelen Uğran'la. Öyle bir şey de istemedik. Biraz şizofrenik böyle bir müziğimiz var. Ama gördüğüm kadarıyla modern müzikte de bu kabul ediliyor. O yüzden oradan daha çok dinlediğimiz insanların bu konularda özgür olmasından da ilham alıyoruz aslında. Şey de diyorsunuz bir de Doluk Adayı Ters Tut sadece bir müzik grubu değildir diye bir söylemeniz de var. Bizim için en azından. Hani insanlar için öyledir illaki ama bizim için bir oluşum yani. Hani sosyal bir oluşum da aynı zamanda. Sanat oluşumu da yani bizim için güzel bir sosyal örgüt topluluk gibi bir şey. Arkadaşlarımızın bulunduğu falan. Eş dostun onu aslında işte çekmiş olduğunuz kliplerle hatta konserlerinizde vesaire aslında o arkadaşlarımız o topluluğumuzu düşündüğümüz zaman zaten onu hissettiriyorsunuz. Evet. Oralara da yavaş yavaş geleceğiz. Şimdi hepsini sohbet hemen biraz şey koyulaştıktan sonra kliplerimizden de iki tane seçtik. Onları da seyredip burada üzerine konuşacağız hep birlikte. Dur duyulmamıştır. Doluk Adayı'nın burada kliplerini döndüreceğiz. İki tane klibini. Bayağı burası neresi, hangi mekan, kapattınız mı mekanı gibi böyle sorularla. 2014 senesinde başlayan bir proje Doluk Adayı Ters Tut. Sizi belki o zamandan beri, başından beri takip edenler vardır. Belki daha çok son iki senede, bir senede yolda eklenenler, yeni keşfedenler vardır. Biraz daha sanat projesi gibi olma yönünüzü herkes aslında bilmiyor olabilir. Çünkü başlardaki konserlerde de çok ilginç şeyler vardı. Henüz akustik döneminizde, bu elektrikli konserlere geçmeden önce. Şimdi konserlerde yemekler dağıtmalar, hep beraber resim yapmalar falan çok... Yani farklı bir yönü olan bir projesiniz zaten. Biz de sizinle birlikte bir konser yapmıştık hatta Bomontada'da Kasım ayında. Orada fotoğraf konseptli bir etkinlikti. Var mıydı Kasım ayında Doluk Adayı Ters Tut'un Bomontada'daki konserine gelen? Var. İki. Üç. Var mı arttıran? Üç, dört. Müzik ağırlıklı bir dönem geçti bizim için. Hatta klip şeyi bile azaldı biraz temposu. Çünkü klip de çekiyorduk o zaman. Çok fazla klip çektik ilk yılda. Son bir yıla bakıyorum daha çok konserlerle geçti. Konserler arttı aynen. Konserler. Ve single da çok yayınladınız aslında geçen kış boyunca. Aynen aynen. 3-4 tane falan herhalde. Daha müzik odaklı bir şeye dönüştü. Evet. Daha çok müzik yapıp konser verdiğimiz bir süreç geçti yani son bir yılda. Biraz daha aslında sen diğer işlerini de bıraktın. Oğulcan yönetmen bu arada biliyorsunuzdur zaten. Doluk Adayı Ters Tut'un kliplerini de kendisi yönettiği için ayrıca da piyasada değil mi? Sinema sektöründe mi, reklam mı? Evet. Nerede yani, çalışıyordun? Başkalarına da klip çektim birkaç kere. Ondan önce de zaten ben sinema okuduğum için asistanlık falan yaptım uzun süre. Sinema filmlerinde falan reji asistanlığı falan yapıyordum. Onları yapmıyorum bir süredir. Çünkü zaten çok vakit alıyor bu. Yani o ilgimi odağımı buraya çekebiliyorken çekmek istedik. Zaten Uğran'ın da başka işleri uğraşları vardı. Benim de. Ve bir karar verdikten sonra dedik ki bir süre... Bu projeyi birinci önceliğimiz yapalım. Diğer her şeyden öne alalım dedik. Ve baktık ki gayet iyi gitti. Sonra tamamen başka bir şey yapacak zaman ve istek zaten pek kalmadı yani. Çünkü diğer yaptığımız işleri de bu tarz şeyleri yapabilecek enerjiyi, gücü sağlamak için yapıyorduk aslında. Temmuz ayında radyoya geldiğiniz zaman o zaman çalışıyordum. Çalışıyordum ben mesela. Mesela o günden bugüne bir sene geçmiş. Hayatınızda neler değişti peki? Yani nasıl bakıyorsunuz geçmiş bir sene? Hadi bakalım. Daha mutlu olduğum bir şeyi yapıyorum sadece. Komple hayatını etkiliyor. Komple psikolojik durumunu etkiliyor yani. Şu an komple Doluk Adayı Ters Tut'a odaklanmış durumdasınız. Evet, evet. Gene zaten gayet verimli olduğunda işte bu çıkan single'lara baktığımız zaman en kötü Spotify'a yazalım Doluk Adayı Ters Tut diye. 2018 ve 2017 yıllarında birçok farklı işler insanlarla görüyoruz. Da müzisyenlerle de ortak işleriniz de çıktı. Aynen. Ortak iş yapmayı da çok seviyorsunuz.
Evet ya, yani genel arkadaşlarımızla, eşimizle, dostumuzla, müziğini sevdiğimiz insanlarla hadi gel birlikte bir şeyler yapalım falan. Ya o her zaman böyle bir derinlik katıyor işe. Gel onu... müşterimizi birleştirelim. Aynen. Bak sen burada şöylesin. Hani bir, de, bir boyut katıyor. Ekstra bir boyutu olmuş oluyor işin. Yani o keyifli bir şey bir de. Keyifli bir süreç. Hani sen onların bir özelliklerini kullanmaya çalışıyorsun. Onlar senin bazı özelliklerini oraya entegre etmeye çalışıyor. İlginç bir süreç oluyor. Keyifli bir süreç o yani. O yüzden o collaborate işlerini de seviyoruz. Albümde de görecek miyiz acaba? Muhtemelen göreceğiz birkaç şey. Evet, İlk kez burada açıklayacağım bir şey var mı yoksa? kesin olmamakla için, evet. Olmadığı için çok açıklamak istediğimiz türde şeyler yok. Varsa şöyle ufaktan bir şey, hazır buraya o kadar insan gelmiş değil mi? Bir duymak isteriz yani böyle. Ama olmazsa buraya. Şimdi çok... Sadece şunu soralım o zaman. Şimdi hangi aşamasındasınız albüm? Şarkılar yazıldı, bitti mi? Kayda mı gireceksiniz? Demo kayıtlarındayız aslında. Demo kayıtlarını yaptık kabaca hepsinin. Bütün şarkılar belli yani, albümde neler olacak. Yani biz şarkıları biliyoruz. Ama hala işte sözlerini geliştiriyoruz. Eksik bazı sözleri var ama nereleri ne yapacağımızı dair fikrimiz var. Biraz da albümün hala tam çehresini tasarlama aşamasındayız. Yani bu biraz daha sürecek. Daha önceki işlerimiz gibi biraz sıkıştırmadık kendimizi. Öyle mi? Yani biraz daha geniş bir zamanda yapmaya çalışıyoruz. Kışın mı gelir albüm? Kışın gelecektir. Kışın sonuna doğru mu? Yoksa ortalarından başında çiçekler mı? Çiçekler açarken mi gelir? İşte onu bilmiyorum, belki de hani öyle yani. Zaman ne gerektirirse açıkçası. İşine gerektirirse o kadar zamanı bu sefer. Bu sefer verdik evet. Çünkü diğerinde şeydi. Yani hadi girişelim. İşte bir ayımız var. Hadi bir ayda şarkıları kaydettik. Hadi yayınladık. Tık tık tık. Ama o şekilde şimdi bilmeyenler vardır. Ben o stüdyo sürecine bir şekilde şahit olduğum için arada ziyaret ediyordum sizi stüdyoda o dönemde. Bu kadar yoğun bir çalışma ben görmedim açıkçası hiçbir grupta yani. Tamam zaman kısa ama o kısa zamanda da çok yoğun bir çalışma var gerçekten. Bir hafta 10 gün herhalde bir stüdyoyu kapatıp. Bugün 14 gün. Kaldık stüdyoda genel. Yani i̇şte sabah 9'da prova yani. Yapan bir grup duymadım. Doğru, iş gibi. Tekler gibi. Esnaf lokantasında yemek yiyorduk her gün artık, evet, biliyorlardı evet. Bizi. Ara albüm süreci de öyle geçti. Çünkü bizim bir hedefimiz, bir planımız vardı. Sezonun açılışında albümü çıkarmak istiyorduk ki lansmanla birlikte konser verebilmeye başladık. Konser verebilirim, aynen. O hedef olunca da biraz takvim sıkışık. Onun için de çok çalışmak lazım belli bir kalitede iş yapmak için. İlla istemediğimiz bazı sıkıntılar oldu. Yapabildiğimizi düşünüyorum. Yani istediğimiz standarda ulaştı albüm. Görevini yerine getirdi, biz venülere çıkabilelim. Şehir şehir gezebilelim. Büyük mekanlarda konser verebilelim istiyorduk. Başardı albüm. O yüzden o emeğimize değdiğini düşünüyorum yani. Kış da istediğiniz tempoda geçti herhalde değil mi? Çok fazla konser verdiniz. Başka şehirlere gittiniz. Biz geçen sene konuştuğumuzda Cihat dün hatırlattı bana. Sadece Ankara'ya gitmişsiniz mesela bir İstanbul sene önce. Haricinde. İstanbul dışında konser için. Şimdi önümüzde bir de yoğun bir turne var. Festivaller var. Hatırlıyor musunuz bütün turneyi? Şöyle bir saysak belki arkadaşlardan tatile çıkacak olanlar olur. Sizi bir yerlerde çok, yakalarlar. Onlar da çok kesin değil bildiğim kadarıyla ama görüşmeler var. İşte belki minik bir yaz turnesi gibi bir şey yapılabilir. Ağustos'ta gibi görünüyor. Birkaç festival falan var. Onların da hani yani sonuçta bizim başımıza geldi. Festivaller bile iptal edilebiliniyor. Ama şu an görünen yazın birkaç festival ve onunla birlikte birkaç turne olacak. Biz de yakında onu muhtemelen önümüzdeki ayın der. Birkaç şey var. Hani onların da çıkardığı. Trakya Fest galiba. Trakya Fest falan var bu ay. İşte bu ayın sonunda bir Ankara falan var. Dorak var Durak bu ay sonu yine Kadıköy'de. O haftaydı galiba değil mi? 25'inde o. 25'inde. Bir hafta sonu var. Evet, bir hafta sonu. Ona da bakalım, heyecanlıyız. Dorak'ta daha önce çıktık bir kere ama bir etkinlikti o. Bir yardım etkinliğinde çıkmıştık. Şimdi ilk defa kendi konserimizi vereceğiz orada. Tamam, biz böyle geliyoruz zaten hep beraber. İyi, aynen, süper. Bekliyoruz. Konsere gelmiş olan var mı burada daha önce bizi konserde izleyen? Güzel. Akustik konseri izlemiş olan var mı? Daha çok var. Var. Nasıl olabilir ya böyle bir şey? Tuğçe bir daha bir anlatsın mı, o günlere bir dönelim. Akustik konserinizi ilk aslında sizi nasıl keşfettik? Oraya da bir Sen bizim konserimize gelmiştin. Kadıköy'de evet. Kasette izledim. Ne zaman? Geçen yazın başları herhalde. Konser boyunca böyle Cihat'a mesaj atıyorum. Oğlum çok acayip şeyler oluyor burada falan diye. Kısır veriyorlar falan diye. Yok, o gün yemek yoktu ama yok yemek muydu? Muhabbetini duymuştum daha önceden. İlk konserimizdi o. Başka ne yediniz var mı, başka bir şey? Kısır yiyen. Şey dondurma biz. Balkabaklı dondurma vermiştik. Neyli dondurma? Balkabaklı. Balkabaklı dondurma. Dondurmam. Evet. O kimin şarkısıydı ya? Güzel. Yüz yüzeyken herhalde. Galiba. O gün de resim yapmıştık hep birlikte. Aynen. Yine böyle sahneden kocaman bir kağıt uzatıp herkesin üstüne bir şeyler eklediği ve sonunda kolektif kocaman bir tablo çıktı ortaya. Bomonti'deki etkinlikte de bütün sergiledik bu konserlerin proplarını, o güne kadar kullandığımız şeyleri bir sergilemiştik. O da güzel bir şey olmuştu. Şey yapsanıza. Falan da galiba koymuştuk. Online bir sergi yapsanıza web sitesinde. Olabilir belki. Olabilir. Bir site kurduğumuz zaman. Olabilir. Evet. Evet olabilir böyle bir. Herkes görsün.
şey yapılabilir. Evet, sürekli bir sergi haline getirmek iyi olabilir. Mantıklı geldi. Orada hemen katılımcıların fotoğraflarının önüne geçmişti sizin proplarınız. Evet, doğru, aynen biraz öyle oldu hakikaten. İlgi çekici şeyler evet, var mı ya? Tavşan duruyor çünkü orada. Yani. Ha, klipte kullandığımız şeyler. Kendime ne bakacağım? Zaten bakıyorum aynaya baktığım zaman orada tavşana evet, bakmam daha mantıklı. Şimdi benim yakaladığım bir şey var, onu da sorayım. Şu anlamı yokla ilgili tüm konularımızı kapatalım, ondan sonra bir şarkı dinleyelim. Şarkı hatta dinleyelim. Belki anlamı yoku mu dinlesek acaba? Uygun mudur senin için şimdi? Siz ne planlıyorsunuz hocam? Ya biz önce birkaç daha kafamızda kurduğumuz bir şekilde tamam, birkaç şarkımız peki var. Ondan bozmayalım sonra çünkü onu biraz daha süslü püslü bir hale getirmeye çalıştık. İlk defa öyle bir şey deneyeceğiz. Onu biraz daha sonlara bıraksak daha bugün tatlı ilk olur. Defa burada i̇lk mı kez burada. Bir Bobindi Mecra'da serisinin aynen, ilk evet kez çalacaklar. Evet. Evet. Daha önce denemediğimiz bir şey deneyeceğiz. Bakalım. Yani aramızda da kaçıncı kez acaba? Evet bakalım. İkide daha önce denemediğiniz şeyler verin abi. Böyle evet şeyler, öyle bir şey oldu. İlk kez evet, burada evet açıklıyorum. Onu yapacağız. İlk kez burada çalıyorum. Tabii tabii. Ya böyle tam başlık var şeyleri aynen. Şu an canlı yayın da devam ediyor bu arada. Facebook sayfamızdan canlı yayında. Evlerinden izleyenlere de sevgiler buradan ayrıca. Bir Bobindi'nin Facebook sayfasından bakabilirler. Evet canlı yayına da selam yollayalım. Şimdi anlamı yokun artwork'ünde bir şey dikkatimi çekti. Spotify'da falan görmüşsünüzdür siz de belki. Soluk Mavi Nokta isimli fotoğrafı kullanmışsınız. Ki siz daha önce dünyanın en iyi albümünün açılış şarkısı olan Buda'da yine neydi? NASA tarafından uzayda kaydedilmiş dünya sesiyle açıp Voyager 1'den gelen bir şeyler yine kullanmıştınız. Nereden geliyor bu Voyager 1 sevgisi? İlgimizi çekiyor yani o konular genel zaten. Yani ikiniz de meraklısınız temalar, uzaya. Tabii illaki. Yani uzaydan öte orada aslında insanın konumuyla ilgili bir şey var. Hani uzaya olan bir merak değil de insanın varlığına dair bir konumuyla ilgili bir mesaj var aslında orada. Hani uzaya gönderilmiş bir mesaj vardı orada. İşte Türkçe'de mesaj da dönüyor o altın plakta Voyager 1'deki. Ama yani orada asıl hani bizim yani şey garip. Evrene saldık yani şimdi bu radyo dalgaları uzayda belli bir noktalara kadar ulaşıyor, gidiyor. Belli bir noktanın ötesine insanlığın hiçbir izi yok. Yani ve çok küçük bir parçasında bulunduğumuz. Hani o tamamen böyle varoluşçu bir şey aslında. Bizde böyle bir temellendirmesi var o uzay öğelerinin. Ve yine bu anlamı yok şarkısında aslında vurgu yapmak istediğimiz şey de o. Yani hayatının aslında a priori bir anlamı olmadığını anlatmaya çalıştık orada hani. Müzikal olarak aslında bir bütünlük olmasa da genel anlamda bir bütünlüğü sağlıyorsunuz. Yani evet. Düşünebiliriz. Evet evet yani sözler illaki bir kafamız değişmiyor yani. Aynı gelişiyor, kafadan öğreniyoruz. Yani. Aynı kafadayız. Daha çok şey öğreniyoruz. Fikirlerimiz belki değişmedi. Bilmeyenler için de söyleyelim. 1990 yılında dünyadan 6.4 milyar kilometre öteden çekilen bir fotoğraf. Soluk Mavi Nokta. Ve evet, orada görünen Soluk küçük Mavi nokta Nokta'da küçücük dünya yani. Her biz gün yeni bir bilgi.com sundu. Ya şey oldu zaten. Reklam aldık da falan. Uğran'la yine bu şarkıyı tatilde yaparken şey dedi Uğran böyle çok sade bir kapak olsun falan dedi. Ben de düşündüm aha dedim direkt şu olsun o zaman falan. Hemen ikna aldık yani. O çok oturaklı oldu şarkının sözleriyle de kendisiyle de temasıyla da falan. O yüzden hiç tereddüt etmedik o kapağı kullanmakta. Yani bizim için güzel bir şey oldu. Biz de beğendik. Şavurma oldu. İyi süper. O zaman o sıra zaman artık geldi mi? Geldi. Ben oradaki şey enerjiyi hissedebiliyorum şu an. Susun artık ve çalsınlar falan diye o enerjiyi ben alıyorum şu an. Bakmamaya çalışıyorum ama. Evet ama işte yavaş yavaş. Biraz sohbet, evet, biraz müzik çünkü bir anda sohbet olmaz, de var. Bir anda yani olmaz. Söyleşi bu konser değil. O zaman sürpriz okay mi olsun? Bir şeyler ne hangi tamam şarkıyı söyleyeceğini söylemeyeceksin. Okey o zaman bakalım sürprizli bir şey. Acaba ne çalacaksın? O sırada tamam, karar bir alkış alalım. O zaman sahne sizin efendim. Böyle durumlarda ben genelde seyirciyi oyalayan insan oluyorum. Nasılsınız? Hadi bakalım heyecanlandım birazcık şuna. Şöyle koyayım. Ananas gibi, ahududu gibi ama daha çok avokado gibi tabii. Bunu ben bilirim bir de benim gibileri. İnan ki, inan ki denedim bizi. Ruhumun ikizi sandım aynı parmaklarımızın izi. Seni gördüğünde vurdu bir kalp krizi. İnan ki, inan ki yaramaz kedi. Yok ki tabi dili nasıl söyler ki sana oğlanı biteni. Yokluğunda kaldım ben bir kemik bir deri. İnan ki, inan ki zor, çok zor. Yapmam ne olursun bırak yerimi doldursun. Bana ihtiyacın olursa sarılana elbet unutursun. Yapmam ne olursun bırak yerimi doldursun. Bana ihtiyacın olursa sarılana elbet unutursun. Dediler seni sordu yine biri kalbim masmavi denizler gibi. Bunu duyduğumda ben öldüm bir nevi. İnan ki, inan ki sıcacık teni kıvrımlı beli. Nasıl unuturum ki boynumdaki o beni. Bunlar yine başımı döndürmemeli ya. Zor ki, inan ki
dönemem geri, olmalıyım deli gibi. Hisse kalbine bambaşka bir hatırımda gittiğin gün dün gibi. İnan ki, inan ki zor, çok zor. Yapma ne olursun, bırak o yerimi doldursun. Bana ihtiyacın olursa sarıl ona elbet unutursun. Yapma ne olursun, bırak o yerimi doldursun. Bana ihtiyacın olursa sarıl ona elbet unutursun. Teşekkürler. Şimdi arkadaşlar, Cihat sizlere bir şiir okuyacak. Hadi evet. Program böyle devam ediyor. İğrenç bir yani. Şekilde bir şiir okumak istiyorum size. İzniniz var mıdır? Kimse yükselmedi. Müzik hakikaten ya, sus falan. Alta müzik alabiliyor muyuz diyor şiir müziği. Şey ne, yedi karanfil falan. Evet öyle bir değil şey. Mi? Yedi karanfiller. Sonunda söyleyeyim evet. Tanrım. Bu güzel yüze vermişsin emek, o sümbülü koklamak, saçın ellemek. Sonra da ona bakma dersen, anlamı dolu kadeyi ters tut, hiç dökme demek. Ömer Hayyam'ın 27 numaralı rubayesinde geçiyor aslında. Dolu kadeyi ters tut da ismini buradan alıyor. Değil mi efendim? Çok doğru. Aynen. Evet. İşte güzel öyle şey değil hani aklımıza bir anda geldi ya da işte bir tarafımızdan uydurduk tabii, denilen tabii. Bir şey değil. Tuski Yancek gibi bir şey değil evet. İşte bu aslında şey günümüzde çok fanel konuşulan bir hikaye. Değişik isimli gruplar. Evet. Uzun isimli gruplar falan filan. Bir tek isimleri aynı kategoride bu arada. Yani hiç yaptıkları müzikler falan aynı değil bence. Değil de işte hani isim aslında yani yurt dışına baktığımız zaman birçok örneği var. Ya da niyeyse biz takıldık oralara yani ilerleyemiyoruz şu an. Evet. Ne biçim isimimiz var falan diyen çok insan var değil mi size? Tabii canım. Ama yani o biraz ben yüzümüze genel... söyleyen var mı? Çok az herhalde. Ya internette selam, dolandığınız zaman yarı yarıya bir şey var. Tabii canım. Evet. Yani evet. İnternette yazan. Aha. İşte sizi daha dinlemeden diyerek ön yargıyla bu ne ya yine işte klasik ha. Uzun isimli grup çıkmış falan filan. Ne hissettiriyor size bu hakikaten yorumlar? Onu ben çok merak ediyorum. Gülüyoruz ya, biz de, eğleniyoruz. Ya ön yargı aslında bizim istediğimiz bir şeydi bu arada. Yani biz hani öyle ön yargısı olan insanların aslında çok bizi dinlemesinin bize kaçacağı çok bir şey olduğunu düşünmemiştik ilk başta. Çok önemsemedik onu yani. Şeyler güzel oluyor. Böyle böyle demiştim, dinledim, sevdim ya güzel bir müzik yapıyorlarmış. Ha, evet o onlar iyi bir güzel. Yandan. Ama yani ne olursa olsun ismimizi ne koysaydık, patates tarlası falan ne koysak yani o olacak bir şey yani. Onu çok bir... İyiymiş o. Çünkü insanlara yaranamazsın. Hani nasıl bir isim vardı evrensel güzel Hüseyin falan ne koyacaksın ki? Şarkı ismi olabilir. Mayın tarlası var niye patates tarlası? Olabilir yani. Ama hani gerçekten değer. Onun bence bizim tarz grupların diğer düşüncelerinde de hatta diğer yabancı koyanların da yani isim çok önem verilen bir şey değil. Bu isim hani bir çoğu grup için, çoğu proje için hani önem vermiyor yani. Çok önemsendiğini düşünmüyorum onun. Çünkü ismine göre şey yargılamamalısın bir grubu. Önce dinlemelisin. Yani, illa ama olacağını da bildiğin için biz dedik yani bırak yargılasınlar hani öyle yargılayacak olan varsa. O da bize çok bir şey kaydettirmiyor zaten. O adam bize ne koysaydık da sevecektik yani. Onu kaçırdığımızı yani şey düşünmüyorum açıkçası. Yani şey bana çok tuhaf geliyor gerçekten. Ekşi Sözlüğe de girdiğinizde ya da müzik yazarlarında bile. İşte ben böyle uzun isimli, saçma isimli, tuhaf isimli grupları sevmiyorum ama bunlar iyiymiş. Yani böyle bir müzik yorumu olamaz ya. Elma var, armut var orada. İkisini bir araya getirir yani, saçma sapan bir yorum. Neyse sinirlendik falan demişler. Yani. Nasıl konuşuyorlar? Evet. Ne biçim konuşuyorlar? Önce bir dinlemek lazım. Yani dinlemedim ama evet. Diye bir yorum olamaz bir grup hakkında. Dinlemedim ama bence evet. Kötüdür. Yani, gibi. Ya biz de bir sürü isim düşürdük. Bir arada bize de komik geldi yani. Biz de şey dedik yani. Biz de şey demedik. Bu çok anlamlı ve çarpıcı bir isim olacak falan dedik. Dışarıda ilk gören
desin ki bu ne saçma isim falan desin, ama içeriği anlamlı dolu olsun, o da bir aslında olayın kendisine bizim özetleme şeklimizdi yani. Dışarıdan görüntüsüyle hani don't judge a book by its cover derler yani. Hı-hı. Onun gibi bir şey bizim için. En azından hani dinleyici bir Google'a yazma zahmetinde. Ya evet, onu yapan insanın bizi dinlemesi bizim daha çok hoşumuza gitti açıkçası. Ömer Ayyan, bu neymiş çıkacak, niye böyle? Çünkü ben hep öyle kafada oldum. Şiir yani okudum, daha ne yapayım işte. Bu kadar elimden yani ben hep merak ederdim açıkçası. Dinlediğim şeylerin niye böyle yapmış, neden öyle yapmış, Pearl Jam niye Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers niye Red Hot Chili Peppers, merak ettim yani. Hani o tarz şeylerin benim hoşuma gittiği için yani, bizim hoşumuza gittiği için o tarz ben sevmediğim şeyi bile dinliyorum. Neden bunu acaba sevmiyorum hakikaten? Ha, evet yani onu da dersin. Ne? Bu ne yani? Hani kötü niye böyle yapmış bakayım. Ha, salakçaymış hakikaten dersin belki. Hı, ama salak ya deyip çünkü kötü yani bir şey bir de. Çünkü tam aptal durumuna düşürecek bir durum. Hani ne salakça bir şey? Abi o şöyle. Ha. Çok salakça. Sizin edebiyatta genel olarak aranız iyi zaten. Özdemir, Asaf, Sabahattin Ali, bunlar sizin biyonuzda geçen isimler. Şimdi sizin dinleyici kitleniz de size çok bağlı ya. Acaba sizin sayenizde böyle bir Ömer Hayyam keşfedip rubailere düşenler oluyor? Ne mutlu valla. Ne mutlu bize. Yani o güzel bir şey olur tabii. Çünkü ya, olabilecek bir şey bu arada. Hani biz yaşamışızdır bazı şarkılardan tabii falan, şairlerle falan tanıştığımız oluyor yani. Biz de o şekilde tanışıyoruz. Ya, biz evet bazen o şekilde tanışıyoruz. Ama ya, biz şu ana kadar bir şairin sözünü falan bestelemedik. Ama bizim ilgimiz olan, sevdiğimiz isimler var. Onları aynı zamanda birazdan göstereceğimiz video kliplerinizde de aslında yer veriyorsunuz mesela bazı kitaplara. Ama yani onu şimdi cevap vermeyin, sonra soracağız. Tamam onu... Neden bu kitap mesela? Mesela o klibi göstermeyeceğiz. Ondan bahsedebiliriz yani. Belki bozdum klibinde. Bozdum beni şu an. Sabahattin Ali'nin içimizdeki şeytan kitabı vardı. Miş gibi yapabilirdik aslında ya. Orada bir kitap hayal edebilirdik. Neyse. Klipte de sık sık evet geçiyor kitap. Çok fazla görünüyordu. Mesela neden o kitabı seçmiştiniz? Yani oradaki ilişkiyi biraz daha özetliyordu aslında. Evet. Şarkıda referanslar var zaten. Evet evet. Ya, bir soruda da şey yapmıştık, onu yazmıştık böyle uzun uzun bir incelemesini yazmıştık onun. Ya biz Uğran'la onun hikayesini düşünürken zaten şarkının isminin Belki olmasının sebebi de hep bir belki vardı. Yani birilerine hikayeyi anlatırken hep şey diyorduk ki Deniz'e dahil anlatırken hani belki de olabilirmiş ama olmamış bir ilişki bu falan hani. İşte aslında otursalar konuşsalar çözebilecekleri sorunlar var ama konuşamıyorlar falan diyorduk. O yüzden Belki koyduk ismini. Ki o bizi etkileyen şey de zaten Sabahattin Ali'nin romanları ve öykülerinde çok vardı. Yani iki insanın bir araya gelip konuşsa çözebileceği sorunları iletişim sıkıntılarından aslında yani çok dışarıdan baktığımızda çözememelerini anlatan bir sürü dramatik ve hepimizin hayatında aslında aa evet ben bu sorunun aynısını ben de yaşadım falan ki Uğur'un da benim de yaşadığımız şeylerdi. Hı hı. Çünkü çok seviyorduk zaten Sabahattin Ali'nin, ben hem şiirlerini de yazdıklarını da seviyorduk. O yüzden onun aldığımız bir ilham yani ilham değilse de bir temellendirme vardı orada. Böyle bir şey düşünüyorum ama bak Sabahattin Ali de böyle yazmış demek yani doğru bir düşünce olabilir bu falan diye temellendiriyorsun kendini. Biz de onu kitap o kitabı içimizdeki şeytan da öyle ki diğer romanları Kürk Pantolu Madonna da öyledir işte Uyuyacak Yusuf da öyledir. Hepsinde aynı olay vardır aslında hani konuşamayan birbirini seven ama çözemeyen insanların sorunu ki belki klibi de öyle. Senaryo direkt onun üzerine. Senaryoda direkt onun üzerine kurduk. Çözülmesin. Hani belki de çözülebilirdi ama olmasın. O kitap gelip yerine konsun diye bitsin diye düşününce çok oturaklı geldi. O yüzden öyle onun üzerine kurmak istedik. Doluk Adi'nin kliplerinde oluşan kitaplar diye böyle bir liste yapılabilir bak. Var olan kitaplar. Değil mi? Bestseller. Biraz da geçmişe mi gidelim Tuğçe? Olur. Gidelim. 97 yılında ilk olarak 2014 yılında kuruldun. Siz duo olarak aslında ikiniz evet başladınız bu projeye. Kaç yıldır arkadaşsınız? Kaç yıl acaba? 2010 denebilir mi? 2011 falan galiba. O nasıl tanıştınız? Beri. Özel sorular artık. Mahalleden miydi? Şöyle ortak bir arkadaşımız vardı Ebu Bekir. Oğulcan'ın ayrı bir grubu vardı. Daha sonra benim dahil olduğum. Metal grubu. Metal grubundan bahsediyorum. İşte sonra Oğulcan vokaldi o grupta. Aynı zamanda gitar çalıyordu. Benim de aynen sen de biliyorsun. Var dinleyenler var. Sen mutluyuz aynen. Arkadaşımız ben de o tarza yakın işte 80'ler işte Guns N' Roses falan filan söylüyor. O zamanlar işte şey vardı yarışma vardı bir tane liseler arası. O zaman da liseye gidiyorduk işte. Lise yeni bitmişti. Aha. Üniversiteye yeni geçmiş. Aynen. Ben de işte hani belli oldu. Ben de müzikle uğraşıyorum aynen falan dediğim yıllar yani. Daha sonra Oğulcan bir şekilde grupta bir karar alıp ben vokal yapmayacağım diyor. Daha sonra Ebu'ya söylüyor bunu bir şekilde. Ebu da diyor ki Uğran diye bir arkadaşım var falan. Sen mi giriyorsun gruba? Ben sonra tanışıyoruz. Vaa bak günler. Ha, ama daha öncesinde bir muhabbet ettiğimiz bir ortamda bulunuyoruz aynen. Aa, yani selam çok... Melam sen de müzik selam aynen, aynen müzik. Falan. Müzikle ilgili görüşlerimizden şey bahsetmiştim. Böyle ama bir kanınız ısındı mı hemen böyle? Pek sevmemişler gibi duruyor şu an sanki. Yok bir şeyler. Bir selam selam işte merhaba merhaba. Ben dedim sen dedim ne selam veriyorsun hayır. Sen hayırdır dedim ben. Kavga ettik dövüş. Ben dedim istemiyorum. Kurulmadık grup. Yok aslında.
aslında. Zaten birliktelikler de hep böyle kavgadan doğar. Tabii tabii. Herhalde. Doğru olabilir. Olabilir ama bizde öyle bir şey olmadı yani. Bir direkt hatta müziğe bakış açımızla ilgili birkaç konu konuşmuştuk. Direkt de çok orada kesişmişti. Aynen, minnenler falan, falan demiştik böyle. İşte İngilizce müziğe ilgimiz vardı. Aynı şekilde düşünüyormuşuz falan, öyle şeyler olmuştu tanıştığımız. Dolu Kadehi Ters Tut'tan önce farklı bir isminiz vardı. Söylemeyin. Evet. Bilen var mı? Oha. Aldım ağzımı payını. Herkes biliyor zaten tabii. Böyle sen kiminle ışık atıyorsun? Sen kimsin? Bir, iki, üç deyince bir söylesinler mi? Belki herkes ayrı bir şey söyleyecek. Evet. Yapalım mı? Zıbıt falan diyecekler belki. Yapalım mı o zaman? Üç, iki, bir. Okey, tamam. Hakikaten seyirci bizden iyi biliyor yani. Yalan ya, siz, evet. Kalkalım bence değil mi? Şu an utandım böyle. Evet. Vay be. Lavuks. Şu an lavuks olarak burada oturuyor olabilirdik gerçekten. Olabilir. Sormayalım neden lavuksu değiştirdiniz? Evet, lavuks değiştirdim. Gibi güzel bir ismi bırakıp neden? Ben de güzel olduğunu düşünüyorum hakikaten. Lavuks. Çok agresif abi, geldi lavuks noktada yani. Ama güzel ya. Ya şey, öyle lavuks... marka duruyor biraz. Marka duruyor ama biraz. Ama Kubile için, menajer için biraz zorlayıcı oluyor. Zorlayıcı. Evet, evet. Kesinlikle öyle oluyor. Abi işte lavuksa bakıyorum falan. Hangi grup? Lavuks falan. Lavuks aynen. Ya çok agresif, daha agresif bir isimdi o birazcık daha. Evet. Yani o, Lavuk da boş konuşan insan demekti de biraz daha böyle slang, daha kötü şeyler çağrışımı yaptığı için. Alt dilinde artık başka evet, bir şey biraz daha vazgeçtik evet. Ondan. Evet. Hani boş konuşan adamlar, bir de komik yazıyorduk. Lavuk falan yazıyorduk böyle Fransızca falan şey, gibi. Büyük harf, küçük harf falan mı var? O kadar değil. O kadar değildi. Hani sanki böyle Fransızca bir şeymiş gibi yazıyorduk. Lavuk falan. Lavuk. 34 X'de X falan. Öyle bir isimdi. O yüzden agresif geldiği için vazgeçtik ama ondan. Ya zaten biraz daha o dönem çok aynı proje gibi değil. Onun büyüyüp daha ciddiye alınarak oluşmuş proje aslında Dolu Kadehi Ters Tut. Yani evet, hatta şu aralar tam böyle oturdu falan. Oturdu yani. Evet. Bir şey. Hayırlısı olmuş diyelim. Ya çok daha parodik bir şeydi o. Yani daha parodikti. Daha biraz daha ciddiye almaya başlayınca. Ben şu metal müzik yani muhabbetini gene her zaman olduğu sen gibi, geçen sene de olduğu gibi ben hep irdelemek istiyorum. Biz de konuşuruz valla. Metalci bulunca bayağı konuşuruz. Tabii tabii, yükseliyor. Şu an dinlediğiniz böyle bir metal albümü ya da grubu var mıdır? Hala böyle açıp böyle of ya yani, ne güzel albüm falan deyip geçmişten de olabilir. Önemli değil. Ben bayağıdır dinlemiyorum ama en son herhalde o bak yeni falan çıktı. Metallica Black albüm dinledim yok, falan. Yok yok, Trivium'un In Waves albümü çıktığı zaman en son vay be metal aynen falan dediğim bayağı de oldu. Çok eski kaldım. Abi yok yani bayağıdır. Ben de açıkçası dünyada bitti galiba yani. Mesela öyle bir Gojira öyle yani. Bir heyecan yarattı. Ha, bizi Gojira heyecan yarattığı sıralar biz artık sıkılmıştık evet, biraz. Biz tam bıraktığımız noktalardı. Tam o döneme denk geliyor. Yani ben en son Megadeth'in falan burada konserlerine gittikten sonra artık böyle yani yaşayabileceğim her şeyi yaşamış gibi hissediyorum. Metallica'yı, Rammstein'i, Megadeth'i hepsini izledik. Hepimiz bir de o dönem geldi çok yani. Konser oluyordu. Hepsi Dream geliyordu. Theater, her şeyi izledik her yani şeyi Türkiye'de. Lamb of God'ları izledik. İşte Flames'leri izledik. Her şeyi izleyince aynen. Artık hani bitti böyle tamam okey falan olduk yani. Herhalde. Zirvede bırakmak lazım. Doyduk. Daha izin yapamayacağımız da belli zaten yani burada. O bir de biraz şey gibi değil mi? Bir dönemin müziği durumu evet. Var. İlla canım var. Şu dönemin değil mesela. Değil yani. Belli. Dinlemiyor. Dünyada da yok yani. Ben mesela geçen gün merak edip Spotify'da metal listelerine bakayım dedim. En son bizim dinlediğimiz şeyler var hala. Yani 10 yıldır hiç öyle, yeni bir evet. Şey yok. Demek ki dedim hani geçmiş yani şeyi. Mesela eskiden böyle metal festivallerine işte İzmir'den, Ankara'dan araba kaldırılırdı. Günü böyle otobüste falan gelirdi insanlar günü raka falan. Ben son böyle bir iki senedir gittiğimde hala da gidiyorum yani. Senede bir tane olunca onlara mutlaka gidiyorum. Oluyor mu? Sadece eski arkadaşları görüyorum yani. Küçük çiftlik evet, parkta böyle yaş ortalaması şey 35 falan. Evet öyle yeni ama. Kitle eklenmedi yani metale pek. Tamam boşverin abi. Metal geçelim onu bence. Indie rock zaten. çok zaten insanlar çok konuşmaya yani. Başladı. O yüzden çok sevmediklerini düşünüyorum buradan metal müziği. Niye hissettim bilmiyorum. Peki o zaman özel sorular. Uğurhan, evet. Sen gastronomi okumuşsun. Evet. Hiç ama yapmadın herhalde iş olarak değil mi? Özel derken? Hiç özel değil de. Yani çok ben beklenti yükselttim. Kandırmaca yaptım. Yani. Ben de yükseldim. Çok kanmadım. Ben bile kanmadım. Şimdi aşk hayatını falan sormamı bekliyorsanız yani. Öyle herkes yapmayacağım. Biliyordum sen rahat ol yani. Sıkıntı değil mi? Yok ki tabii. Değil mi? Gizli saklımız yok falan diye. Yo yaptım aslında. İlk mezun olduktan herhalde bir yıl mı yaptım? Bir yıl bir sürecinde böyle bir iki farklı yerde. Bir tanesi kısa bir tanesi uzun olmak. Staj gibi şeyle. Şeyler mi? Yok staj da yaptım 5 yıl boyunca zaten zorunlu evde olarak. Evde yemek yapıyor musun peki? Hiç yapmıyorum. Hiç ama yani. Bak, aşçılar genelde yapmayan... evde eve iş taşımıyorlar. Yani, öyle bir tabii tabii. Evet. Hiç eve hiç iş taşımayan adam. Kesinlikle hiç yani bir kere falan görmüşümdür böyle. Beni ama çok soğuttular. Hani keşke taşısa da karnımız doysa diyorsun değil mi? Ha. Yok ya ekstra komik geliyordu bize özellikle o dönem. Hani gastronomi okuyor böyle bir falan filan ama yani hiç benim en sevdiği şey McDonald's falan da o zaman. Çok diyor ki güzel abi falan diyordu. Hani insanlar şey bekliyor. Ben işte bilmem ne kafede abi, bilmem ne. Abi senin aşçı dünyasının niye dışladığı belli oldu zaten. Yok beni şevkimi kırdılar ya. Ben yok yani. Şans vermediler. Diyorsun. Evet evet. Ya çünkü öğrendiğin şeyle gördüğün şey aynı şey değil. Aşçı dünyası çok garip bir ortam. Çok enteresan. Okulda okey gidiyorduk da. Askeriye gibi. Askeriye yani. Gibi aynen.
Dayak falan yersin yani, şaka. Dayak atan şeyler var. Tabii kepçeyle böyle kovalayan şefler vardır yani. Evet. Duymuşluğumuz da var onu. Evet evet. Ben de turizm oteli. Ya alaycılık orada biraz güçlü bir alaylı olsun. Evet. Herhalde güçlü bir tabii, yer. Bolulu ustalar. Tabii Bolu, kepçeyle Sivas. Kepçeyle şöyle gelebilir yani. Bolu, Sivas, Bolu. Bolu ve Sivas. Sivaslı'nın olmadığı yer zaten yok. Evet. Bizim bütün arkadaş çevremizin yüzde kaçı acaba Sivas'ta? Siz de evet, yok, ben değilim de çok kalabalık bir Sivas'dır. Evet. Muhabbet şeye dönün. Nerelisin toprağıma falan. Of of. Memleket muhabbetine girersek çıkamayız. Esnaf muhabbet ediyoruz. E sonuçta şey, terasta oturup muhabbet ediyoruz. Zaten böyle bir gece yani. Biz daha farklı biz bir şey vaat etmemiştik. Aynen. Şimdi sizin bir şarkı seriniz var. 21, 22, 23 diye gidiyor. Bu 23'ün sözlerine ben bayılıyorum. Birazcık okuyayım mı? Çok Cihat güzel. Şiir okudu. Şiir gibi okusana ne olur ya. Bak, buraya aksi, dikkat. Aksi, çok güzel gerçekten. Ben ilkokuldayken de sevmezdim. Böyle şiir okuturlar ya, coşa taşa böyle. Müzik alalım yine o zaman. Yedi karanfil. Dolar 1.7 iken pek özensizdim. Dolar 1.7 iken pek düzensizdim. Dolar 1.7 iken çok eskiden. Dolar 1.7 iken hemen üzülürdüm. Dolar 1.7 iken kolay düzülürdüm. Dolar 1.7 iken yani 2010 filan. Şimdi arkadaşlar, dolar 1.7 iken böyleydiniz. Dolar 4.7 iken nasılsınız? Hadi bakalım. Çok kötüyüz yani. Hiç iyi değiliz yani. Sıkıntı çekiyoruz yani şunları alırken. Dolar 1.7 iken lafı bizim eski grubumuzdaki davulcu arkadaşımızın lafıydı. Hakikaten sürekli bir şey. Zaman kullanmıyordu ve sadece bu tarz şeyler. Dolar 1.4 daha o zaman falan diye konuşuyor. Çünkü müzisyen insanın dolarla çok işi oluyordu. Yani özellikle küçüktük o zamanlar. Ekipman almak ama için. Yani dolar 1.7 iken mesela şöyle söyleyeyim. Benim gitarım hala aynı gitarı kullanıyorum. Biraz değiştirdim manyetiklerini falan. Ben o zaman yaklaşık 2500 TL falandı mesela. Ve şu an ikinci eli böyle 6-7 bin, 8 bin liralarda falan. Ve biz daha çok para kazanmıyoruz yani. Aynı paralar kazanılıyor. Dolayısıyla 1.7 iken daha iyi müzik yapabiliyordun yani açıkçası. Şimdi biraz zor yani. Buradaki her şey saçma sapan pahalı oldu. Gitarlar her şey pahalı oldu. Çünkü üretilmiyor Türkiye'de. Dolar 1.7 iken yıl kaçtı bu arada? 2010 filan. 2010 filandı. 7 sene. 2010 falan. O kadar eski gibi geliyor ki bana. Değil mi? Milattan önce gibi an, değil evet. Mi? Değil ama. 2 falan olduğunda şey, abi 2 oldu ne yapacağız, alamayacağız hiçbir şey falan diyorduk yani. Şikata oldu abi falan. Ben o zaman çatır çutur ekipman alıyordum yani. Hakikaten doların o 1.5 falan olduğu zamanlar çok daha rahat alabiliyor. Bir tane pedal gördüm mü? Aa ne güzel, şunu bir deneyeyim. Aa beğenmedim diye. Denemek benim çok eski köşede duran evet. Pedallarım var yani. Pedal almadan önce 20 kere deniyorum artık. Aman bozulursa abi falan. Kesin kullanacaksın. Hani, evet abi yani. Mecbur kullanacağım. Deneme 20 kişiye soruyorum falan. Hepsi çok saçma değerli alet oldu halbuki. Yani şöyle bir şey var. Amerika Birleşik Devletleri'nde falan bir insan mesela girip asgari ücretle çalıştığı zaman 1500 dolar gibi para kazanıyor. Bu adam gidip benim bütün şu an profesyonel bir yılda yaptığım müzikle alabildiğim bütün ekipmanı bir ayda gidip McDonald's'a çalışıp alıp benden çok daha güzel stüdyolarda müzik yapabiliyor. Bu da biraz kötü bir şey yani müzisyen için. O yüzden doların kaç TL olduğu bizim için önemli biraz. Yani 1.7 iken kızdığımız zamanlar dolar daha 4-5 değildi yani. Yeni bir şarkı gelse mi acaba dolar 4-7 iken? Bilmiyorum, çok da üstüne gitmemek lazım şimdi, o da garip artık. Düşene bir de biz vurmaya oluyor. Şirgi de YKTT olmasın. Soruyu bir tekrarlayalım mı? Uzatalım. Şeyimiz yok aslında evet. Ama çok yakın olduğun için yapabiliriz. Ama sen uzanacaksın bence. Şarkının bir kısmında dolar 1.7'yken kolay düzülüyorduk diyorsunuz da orada ne demek istedim? Ya şimdi orada şarkının aslında albümümüz bütünlüğünü oluştururken orada başka bir durum var. Albüm bütünlüğünü oluştururken yani daha özgüvenli bir insan hal ettik Uğran'la. Eskidenden bahsetmeyiz. Eskiden bahsediyoruz ve ilk albümde biraz daha özgüvensiz, daha böyle ezik bir adam hayal etmiştik. Aynı adamı şimdi boş, gereksiz bir özgüvenle dolduğunu hayal ettik. Yani bu şey değil, artık havalıyım, iyiyim değil. Öyle zannediyor kendini yani. Zaten eskiden de bizim karakterlerimiz ironikti. Mesela evet. Filozof şarkısı örneğin kadınları çok iyi anladığını zanneden bir adamın saçma sapan önermelerle gelmesi. Hani zannediyor ki hakikaten vücut yapınca çok güzel olacak her şey falan zanneden bir adamın dalgası geçiliyordu orada. Bunun daha ilerisinde de özgüvenli ama yine aptalca boş bir özgüven olan bir adam anlatıyoruz. O da şey zannediyor hani 2010 zamanında ben eziktim, üzülürdüm, beni gelen geçen hani kandırır, düzer giderdi falan gibi bir laf ediyor. Ama şimdi diyor öyle mi artık diyor. Çok iyiyim falan filan. Öyle bir o tarz bir anlamda kullanıyor. Öyle onu derken bile benim gibisi bir iki senede bir gelir diyor. Ha bir de evet diyor, saçma bir özgüven yani. Hani bir iki sene sonra gelecek. Bir yani. Geçti hatta şarkı çıkalı. Evet. Dönemi geçti yani adamı evet. Yani. Bu çok kadar. Tatlı bir söz. Biz de o yüzden yeni bir albüm. Ama evet. Çok fazla şey oldu. Canım sıkıldı benim. Yani 4-7'yi bu kadar anmak evet. Zaten evet, gün içerisinde izle. O kadar çok siyaset politikayı boğulmuş durumdayız ki artık 4-7 şarkısını dinlemesek mi? Ya hemen konuyu değiştirelim. Konuyu değiştirelim. Ya bu arada lafa gelmişken şimdi şey sorayım. Soru kutusu dolaşıyor mu acaba? Sorular yazılıyor görebilir mu? Miyiz kutuyu acaba? Bir yerde kalmasın. Bazen öyle oluyor. Tamam güzel, daha bitmesin güzel. Devam. Güzel aa. Devam süper. Cihat sorun var mı? Kutuya atacak mı? Yok şimdi soracak. Yoksa ben bir şey soracağım çünkü. Ne olsun işte buyur. Ben artık şey sorun varsa soralım. Yavaş yavaş gene şarkı dinleyelim sonra diyorum. Sonra bir şarkıya daha geliyoruz. Evet diyorlar bak konuşmayın yeter. Evet artık. Abi. Evet, onu ben bak enerjiyi hissediyorum şarkı diyorum. Şarkı dinleyelim diyoruz evet şey diye var. Bir şey. Yani. Sus da yani. Bir. İyi bizim eski konserlerde biz bayağı konuşuyorduk hatırlarsın yani çok geveze geçiyordu. Evet. Mesela biz full konser attık şeye.
orada çok kesilmiş muhabbet var. Ona rağmen uzun yani. Evet, 18 uzun bir saat. Video. Şarkıların toplamı 1 saat falan ediyor. 1 saatte konuşmuşuz yani. Boş arada muhabbetler. Demek ki bizim falan. Konuşmamızı istemiyorlar. Demek ki yani. Yok. Bizim yok, konuşmamız yok. Sıkıyor. Ya şu şeyi gerçekten merak ediyorum. Neden bu kadar fazla 18 yaş altı dinleyiciniz var? Hadi bakalım. Bu bağı nasıl kurdunuz? Oğulcan çok yakışıklı. Şimdi bu bir sürü grubun yapmak istediği bir şey ya. Ulaşmaya çalışıyorlar yani 18 yaş altı kitleye ama başaramıyorlar. Çalışıyorlar. Bilmiyorum, belki de çalıştıkları içindir yani. Çünkü evet, öyle bir hedefimiz olmadı aslında. Güzel. Kendiliğinden evet, oldu. Yani öyle bir, çünkü 18 yaşındaki çocuğu anlayabilmek çok zor bir şey. Evet, yani kazanmak çok zor. Hani şey, onu düşünerek bir şey yapıp başarılı olan adama çocuk psikolojisi falan okumuş olması falan gerekiyor yani. Ya da genç psikolojisi mi diyeyim artık. Çünkü hakikaten şeyi de karşılaştıramazsın. Bizim o yaşlardaki halimiz ve çevrenin durumuyla şu anki hiç aynı değil. Evet. Hani daha millennial dedikleri durum var ya biraz. Hı hı. Bilmiyorum, belki kliplerin etkisi olmuştur. Eğlenceli, komik dilimizin, ironik dilimizin etkisi olmuştur. Mizah unsurunuz belki. Mizah unsuru etkili evet, evet, olmuştur. Öyle bir boşluk olmuş. Belki olabilir. O olabilir. Peki bu Uğran'ın kitleyle... Uğran'ın karizması falan. Evet işte bir şeylerin etkisi var zaten, tahmin ediyoruz görüntünün. Bu kitleyle buluşmakta zorluk çekiyor musunuz? Çünkü şey var, şimdi bütün çaldığınız mekanlar alkollü, hep bu 18 yaş sınırı mevzuu var. Nerede burada bile o kadar çok mesaj aldık ki bilmiyorum, buraya gelenlerin çok daha fazlası belki de şu an gelmedi. Onlarca mesaj aldık gerçekten. Ya da geldi. Ya aslında o süreci izledik biz başlarken, 17-18 yaşında olan insanlar artık mesela gelebiliyor konserlere. Evet, şu andakilerde. Hakikaten çok kısa sürede geçiyor. Çok evet, hemen geçiyor hakikaten. Hep 17 yaşındayım gelemiyorum diyor. 2 sene sonra biz yine burada olacağız diye düşündüm. İçin. Çok üzülüyorsa üzülmesin yani. Çünkü geçiyor zaman. Hiç şey yapmadım. Lütfen bak. Ya arada şey de yapmaya çalışıyoruz mesela. -18 organizasyonlarda yapmaya çalışıyoruz. Katılmaya çalışıyoruz o tarz etkinliklere. Evet evet, yaptık. Hatta Ankara'daki bayağı acayip geçti yani. Evet, çok Ankara Karum'daki. Orada da evet, bir söyleşiye mi katılmıştınız böyle? Yok, biz ilk gittiğimiz şehirlerde biz kendimiz bir hani görelim, insanlar bir tanışalım, konsere gelemeyecek olanlar gelip bizle tanışmış olsunlar diye bir şey düzenlemiştik. Ama sonra onu düzenli yapacağımızı düşündü insanlar. Halbuki biz onu öyle bir ilk kere ilk yaptık yani. Evet. Gitmediğimiz şehirlere falan. Çünkü bayağı konser şeyi yorucu oluyor aslında. Gidiyorsun, kuruluyorsun, sahneye gidiyorsun bilmem ne, orada ona yetişme. Mesela bir keresinde teker patladı. Evet. O olayı iptal etmek zorunda. Yani böyle 10 saat yol gidiyorsun. Belli bir program hazırlamışsın. Atıyorum 3'te 4'te çocuklarla buluşup işte sonra oradan sahneye geçip oradan konser vereceksin ama atıyorum lastik patlıyor. Evet, lastik patladı. Lastik patladı. İptal patladı edemiyorsun gibi. O kadar oradan insanlar bekliyor seni. Oldu o zaman. Biz artık şarkı, şarkı mı dinleyelim? Olur. Ne dinleyeceğiz? Müthiş bir senkron gerçekten. İnanılmaz. Beni yordun. Olur. Beni yordun çalalım. Olur mu? Bu tamam, benim favorim ya, ikinci albümde gerçekten. Hadi ya. Süper. Başka var mı seven Beni Yordun bilen var mı? Eşlik edersiniz o zaman. Biraz evet, eşlikli olsun. Yanlış bir soru. Hakikaten. Bilen var mı, yanlış bir soru. Güzel, tamam. Evet. Yanlış bir soru. Eşlik edin o zaman arkadaşlar. Sahne sizin efendim o zaman. Eyvallah, sağ olun. Teşekkürler. Soruları merak ediyorum ya. Ne sorular var acaba? Kaç soru var? Hepsini okuyor muyuz? Nasıl bir şey oluyor acaba? Şu an ben okeyim gibi. Gittin, öylece kaldın. Ateşin yaktı yüreğimi, aldım elime baktım, boğaza döktüm küllerini. Yordun beni, yordun, biliyordun düzenimi. Bozdun beni, bozdun ve benim bozdum düzenimi. Yordun beni, yordun, biliyordun düzenimi. Mordun beni, bozdun ve benim bozdum düzenimi. Kalsa üzerime, gitsem bir yere gömsem, bulan olur mu bedenimi? Yordun beni, yordun, biliyordun düzenimi. Bozdun beni, bozdun ve benim bozdun düzenimi. Yordun beni, yordun, biliyordun düzenimi. Bozdun beni, bozdun ve benim bozdun düzenimi. Artık hiçbir şey eskisi kadar acı vermiyor sayende. Şimdi hep içime kapanık, sonumu düşünüp duruyorum günlerce. Ne kaldı ki geriye? Ama işte her şeye rağmen yine de sen, yine
de sen, yine de sen. Başımı gittim, geride kaldı koca şehir. Gitme kal deseydin olabilirdim sana esir. Yordun beni, yordun, biliyordun düzenimi. Bozdun beni, bozdun ve benim bozdun düzenimi. Yordun beni, yordun, biliyordun düzenimi. Bozdun beni, bozdun ve benim bozdun düzenimi. Artık hiçbir şey eskisi kadar acı vermiyor sayende. Şimdi hep içime kapanık sonumu düşünüp duruyorum günlerce. Ne kaldı ki geriye? Ama işte her şeye rağmen yine de sen, yine de sen, yine de sen. Teşekkürler. Lanet olsun. Yine evet. Onlar geldiler dediler değil mi? Yine onlar sevimsiz. Biz ya. Gidelim ya. Bizi hiç istemiyorlar burada. Olur mu ya? Biz de ne yapalım işte. Ne güzel muhabbet ediyoruz. Tamam. Şimdi daha heyecanlı bir kısma geçiyoruz. Daha az konuşacağız. Sizi daha çok konuşturacağız. Evet. Biz mi konuşuyoruz? Şimdi bir saniye şeyimizi çıkaracağız. Var mıdır lazeriniz efendim? Doğru, güzel lazer. Şimdi hocam bir saniye. Bir saniye. Bayağı gözüküyormuş. Çok heyecanlı şu an. Şimdi şuradaki. Hep böyle olsaymış bu. Boyun bölgesinde. Şimdi ilk klibimiz hangisi Tuğçe? Aldattın mı? Aldattın mı? Ha. Seviyor muyuz? Yıkıldı. Yıkıldı. Ben de seni. Bu benim Dolu Kadehi ilk keşfim. İşte gelir alırım bir şeyler yaparız, tamam mı? Ya çok güzel olurdu ama biliyorsun benim sınav haftam. Ders çalışacağız çıkışta kızlarla. Evet, hadi gidiyorum ben, geç kaldım. Evet, müzik girerken bir keselim bence. Şimdi durdurmalı ama şimdi. Şimdi buradaki... Çok güzel. Bu evet. Arkadaş. Bu arkadaş. Ne yapıyor? Bu arkadaş ne yapıyor burada? Anladıklarımızı anlatalım. Evet. Kim? Sevgilisiyle anladın? Olan bir diyaloğu vardı. Evet. İşte derse geç kaldım bir şey dedi. Duymadım. Sallıyor tamamen. Tamam. Çıkışta ben kızlarla bilmem ne falan. Kızlarla takılacağız falan filan. Sonrasında bir kıllanıyor. Adam kıllanıyor. Şurada kıllanmış. Bak mouse'la geldi. Yani mouse'la geldi. Bak kapışma hocam benimle. Şimdi bu arkadaş bir kıllandı. Şu an kıllanma bakışını görüyoruz değil mi? Tabii üzüldü bir kıllı alan. Sonra kızlara arasına karıştı sevgilisi. Ve sonrasında yaşananları hep beraber izleyelim. O var ya. Burada buraları önemli. Devam edebiliriz ya. Aslında görenler varmış orada. Niye çok Okan Bayülgen'in sesini duyuyorum. Dur falan diye bağıracakmış gibi geliyor. Cevabını ver sallanma. Geliyormuş. Doğru mu yoksa palavra. Kelimeler anlatmıyorsa. Gözünün içi söyler bana. Kimleydin o gün abiler aslında. Var. Telefonu açmadın da. Evet durabiliriz burada da bence. Şimdi bir geri gelebiliyor muyuz acaba? Bu abi arkadaşımız mı abi? Ne yapıyor? Evet hepsi arkadaşımız ya. Herkes arkadaşımız hepsi burada. Hepsi eş dost diyorsunuz. Ya evet. Buradaki komik iki tane durum var. Birincisi bu durum zaten komple. Yani bu ben o zamanlar spora gittiğim bir dönemdi. Hı-hı. Ve böyle şeyler ya bu kadar absürt komik hali yoktu ama buna yakın şeyler çok görüyordum hani orada. Ve mesela erkek çalışanlar tamamen kızların başında böyle evet. Sürekli bir yardımcı olma halinde falandı. O yüzden hani adam şu an kızı güya yürürken ağırlık alarak etkilemeye çalışıyor gibi bir şey yaptı. Koşarken ama ağırlık kaldı. Basmışım bench press'i diyorsun. Saçma bir hareket yapmış olsun dedik hani. Ya bu çok kalabalık bir yani. Klip. Kaç günde çektiniz bunu? Çok fazla oyuncu var. 3 gün evet çok kalabalıktı. Bayağı uğraştık. Bunun kamera arkası da var. Yağlarıma kabuslarıma falan. Evet evet var. Onu da izlemişsinizdir herhalde. Orada zaten ne kadar kalabalık olduğunuzu görüyoruz. İlk klibimiz. İlk klibimiz bu aynı zamanda. Bir de burada diğer komik olan şey hani Can Kıt'ı birazdan o abi gelip kaldırıp daha ağır bir şey takıyor ya. O benim başıma geldi. Ben onu o yüzden koydum. Ben spora giderken böyle sakin sakin 15-20 kilo işte göğüs o günün gibi çalışmaya çalışıyorum böyle. Bir tane sesler abi geldi geliyor böyle. Uuu falan diye sesler yapıyorum. Çalışıyorum işte normal. Ama 10 kilo var falan. Ha, 15-20 kilo var. Adam biri geldi kardeş bir set gireyim falan böyle. Bir abi falan dedim geldi taktı böyle 150 kilo bir tona taktı böyle.
böyle falan yaptı böyle. Çıktı sonra eyvallah kardeş falan. Onu da bıraktı, şimdi ben onu söküp geri 10 kiloya nasıl takayım yani. Böyle baktım etrafa falan, uzaklaştım oradan. Sonu bıraktı spora. Tabii canım ya, tabii. Bir ay gittim daha ne gideceğim. Sonra müziği. Osulan adamlar, birbirlerini kaldıran dayılar falan. Benim böyle bir yer yani. Benim ne işim var lan, spora falan diye müzik. Böyle kaldım yani ben. Şimdi bu kaç santim abi? Bunu 50 falan mı? Evet. 50 mi? Yok artık. Yok mu? 50 de değil yani. Yok o kadar değil. Bilmiyorum yani, o ölçülere hakim değilim abi. Arkadaşı arayıp sorabiliyor muyuz? Onun da daha cevabını da bilene falan deyip soru hediye mi versek acaba? Bu arkadaş daha manyaklaştı ya Amerika'da şu an. Çok deli vücudu oldu. Çok enteresan. Orada şeyler farklı. Kilogram değil, inç miydi orada? Yok. Neydi orada şeyler? Ölçüleri. Pound'tu değil mi? Ha. Kaç pound? Devam edelim hocam. Dinov gün aslında telefonu açmadın. Evet, kullanmaya başladım. Da. Aldattın mı beni? Bana bu abi şey tanıdık mı spor salonundan mı? Bu abi de tanıdık. Bu abi de böyle lisedeyken araba kaldırıp, öğretmenin arabasını kaldırıp başka yere falan çeken bir abi. Ağzıyla araba mı çekiyor? Evet evet. Böyle işte bu frenleri kapandı mı sadece arkası kilitlenen arabalar var ya. Onları böyle kaldırıyor, götürüyor, başka yere koyuyordu. Aynen. Abi. Allah'tan şunu koymuşsunuz arkadaşlar. Steroid. Çok güzel olmuş. Soru işareti. Çok da tatlıdır. Bu arada çok şeydir yani. Böyle o kadar nazik ki böyle. Ha, hiç, yani. Kafayı yersiniz. Aa kardeşim nasılsın falan böyle. Genelde böyle abilerin lakapları da şey oluyor, minik. Minik Serçe. Çok tatlı bir adam kendisi gerçekten. Çok eski arkadaşımız. Sağ selam olsun bizi kırmadı. Buradan evet. Selam yollayalım ona da. Devam edelim hocam. Durma öyle. Sakladın mı benden? İhanetin neden? Şey o da görüntü yönetmeni bu arada. Klibi çeken Mustafa. Buradan ona da selam yollayalım. Bu arada bizi Uğran'la tanıştıran arkadaşımız Ebu. Ebu Bekir de burada. Buradaki evet. Herkes zaten arkadaşımız, eşimiz, dostumuz yani. Dolu Kadehi Ters Tut tarihi bu klipte yatıyor yani. Evet evet. Bak işte dur, bir kitap. Dur dur. Dur. Bu çok önemli. Bu kitap çok önemli. İşte. Neden haremden kaçanmış? Siz nasıl bir anlam yüklediniz? Var mı özel bir? Şimdi kitaba gelelim bir. Anlamı yükleyeceğiz. Evet. Haremden kaçanlar. Okudunuz mu bunu? Hayır. Bakın bunun şöyle bir hikayesi var. Hem orada bu klipte bize Aslı Polat ve İdil Çağatay cameo olarak bulundular. Hı-hı. Kırmızı grubundan davul çalıyordu Aslı da. Aslı'nın da Escaping the Harem diye bir şarkısı vardı. O yüzden birinci anlamda o kitabı kullanmak istedik. İkincisi de hani haremden kaçan bir kızız gibi görmesi. Kırmızı grubu şey değil mi diye, kadınlardan oluşan metal grubu. Evet, kadınlardan oluşan bir grup. Escaping the Harem diye bir şarkısı vardı. Escape the Harem mi? Haremden öyle kaçış bir şey, diye bir şarkısı vardı. Davul şarkısı. Evet. Neydi? Aynen. Öyle bir şey bilen değil mi? Bilen var mı? Söyleyen. Aynen. Escape from Harem. Eski mesajcılar bilir. Evet, evet. Aynen. Öyle bir şarkı var, o yüzden dedik koyduk. Bir de hani kızın böyle, kızın elden kaçma, Arif'in püskü böyle bir komiklik olsun diye. Çok bu arada burada şeyim. Oynayan İdil de benim şan hocam. Ha, İdil Çağatay aynı evet. Zamanda Uğran'ın şan hocasıydı. Şöyle. Şimdi gözükecek. Gözükecek az sonra. Sağda. Oynatalım devam. Hocam. Bu sağdaki. Evet. Bu kadar olmaz, gözün doysun. Sebebi ne olursa olsun. Yapılmayacak şeyler var. Tehlikeli bir o kadar. Evet, durun. Cahit. Cahit. Herkes ya, tanıyor, çok ilginç. Bayacak şeyler var, tehlikeli bir ok. Şimdi Cahit, bence siz anlatın. Yani sizin için önemli bir insan. Cahit bizim için önemli. Cahit benim okuldan arkadaşım. Üniversitede Mimar Sinan'la birlikte sinema okuyoruz. Aynı zamanda daha yani yol arkadaşımız aynı zamanda. Bizim başımız en başından beri bu işlerin. Şehir dışında o kesin buradaydı mesela. Bir süredir şehir dışında çalışıyor. Bir uzun metraj filmde yardımcı yönetmenlik yapıyor şu an. Kendisi de bir kısa film çekti. Hatta biz de o filme... şey yaptık, soundtrack yaptık. Orada da bir klip çektik. O da yakında belki yayınlandı çıkacağız. Mı? Yok, yayınlanmadı henüz. Şimdi Dolu Kadehi kliplerini genelde sen çekiyorsun ama aklım hep Firar'dayı. Evet. Cahit çekti. Birazdan onu da seyredeceğiz. Aynen, süper. Cahit bizim çok yakın arkadaşımız, aynı zamanda benim de sınıf arkadaşımdır kendisi. Peki burada hazır durmuşken şu ürünlerden hangisini en çok seviyorsunuz? Hakikaten en çok sevdiğiniz bakkal ürünü nedir? Tadella galiba şu. Tadella. Benim Metro abi. Metro. Al beni Metro. Metro al beni. Ben Nuga şu çok seviyorum. Bence de al beni. Çubuk krakerin de gideri var bence, böyle peynirli falan. Tadella beyaz çok iyi ya. Çikolata mı konuşuyoruz? Hadi devam. Bildiğim yalnız duyduğum kadar. Bir de sen acaba neler var? Aklımda bin türlü soru. Bulamadın bir sonunu. İşte bu. Çağımızın oyunu.
Taş kağıt makas. Şimdi siz bu klip boyunca aynen, sağda solda taş kağıt makas oynuyorsunuz. Evet. Maksadınız neden? Goy goy. Ya işte espri, böyle boş şaka, adamlar bunlar. Saçma, niyeyse öyle bir şey yapıyorlar gibi. İlk başta şey, tavla oynayacaktık absürt yerlerde. Ha. Bizim ilk video, YouTube'a koyduğumuz video. Bakkalın önünde keşke bir evet, kasanın üstünde. Bizim ilk YouTube videomuz var. Bilmiyorum denk geldiniz mi? İlk YouTube'a biz bu projeyi kuracağımız zaman bir video koymuştuk. Böyle... Videonun ismi de o mu? İlk YouTube videomuz. Ne iş diye bir şey. Böyle bir satranç tahtasında saçma zarlarla, satranç tahtalarıyla bir saçma bir oyun oynuyoruz. Onu oynayacaktık aslında burada. Ama çok koşturmacalı bir set olduğu için taş makas kağıt yapalım dedik. Hem daha prodüksiyonu olabilir, daha düşük. Prodüksiyonu evet, da çok evet, daha sadece düşük. Sadece ele ihtiyaç var. Evet evet, aynen, elle yaparız. El var mı abi? Var. Zaten çekimi çok şey oldu. Abi yap, okey çektik mi abi, bakayım abi nasıl olmuş falan. Böyle gittiği için. Şimdi bu sevgilisini kıskanan baş karakter o kadar paranoyak bir tip ki sokakta taş kağıt makas oynayan adamlardan bile kıllandı. Evet. Tabii yanımızdan geçecek. Zaten biz bu klibi düşünürken Uğur'la yine bazı albümdeki şarkılara kod kelimeler yazdık. Yani çünkü şey istemedik. İşte atıyorum şarkıda şey geçiyor. Ah sen benim çiçeğimsin, bir çiçek görüyoruz falan. Hani onu istemedik yani. Biraz böyle dolaylı, daha düşündüren bir anlatım olsun. Ben de onu seviyorum zaten. O yüzden kod şeyler yazdık. Şarkıdan ilk anlaşılan değil, ikinci, üçüncü anlaşılabilecek şeyler gibi. Ya biz de yazarken aldattığımda paranoya yazdık. Paranoya çok ilgi çekici bir konu gibi geldi. Ve tamamen paranoyası üzerine adamın. Paranoyanın böyle dibine vurdunuz. Yani burada belki bu adamın gördüğü şeyler olmuyor bile olabilir. Hani o kadar... adamın aklı gitmiş durumda burada. Yani çok hani real bir şey. Adam parana. Devam edelim. Yaptın mı beni, bunu yaptın mı bana? Bir şey söyle, durma öyle. Sakladın mı benden, ihanetin neden? Bir şey söyle, bakma öyle. İşte o var. Cihat Barman kadının Aslı Polat kendisi. Escape'de Hanım şarkısı. Nerede burası? Şaft burası. Şaft mı? Şaft, eski Şaft. Tanıyamadım. Şaft'ın şöyle bir özelliği var benim için. 15 yaşındayken benim ilk konser verdiğim yer Şaft'tı. Benim hayatımda ilk defa okul harici bir yerde gidip çaldığım ilk yer Şaft. O yüzden biliyor musunuz arkadaşlar? Bilen var mı Şaft'ı? Kapandı artık. Ağaç ev oldu. Geçen sene kapandı. Ağaç. Kadıköy'ün böyle konser... çok önemli. Yavuz tabii, Çetinler'in falan çaldığı tabii, tabii, bir çok önemli bir vardı. Biz biraz son dönemlerine, hatta bayağı son dönemlerine yetiştik. Ama benim ilk çaldığım şeydi. Orada açık sahne olurdu pazartesi. Pazartesi de sen Matisken orada çalmıştık. Ondan sonra... Doluca Dede Ersu'dan çaldık mı? Doluca Dede Ersu'da bir kere çaldık galiba ama daha albüm falan çıkmamıştı. Ha, evet evet. Lavux'tuk o zaman galiba. Lavux'ken çaldık. Lavux'ken çaldık. Doğru, Lavux'ken de çaldık. Doğrulama ama geldi. Albüm yoktu falan. Daha peki hep... Doluca Dede ilk bu kliple mi patladı sizce? Sanki böyle en çok dikkat çekmenizi sağlayan ilk yani şey bu oldu. Klibin bayağı etkisi klibin olduğunu... Klibin etkisi oldu ama klip bu arada ilk bir yıl 30 bin falan izlenmişti sadece. Sonra. Bizim hareketlenmemiz sonra bence etkili oldu. Şimdi kaç milyonda? 2,5 milyon var herhalde. Milyon. Bir alkış alalım 2,5 milyona ya. Evet. Fazla evet, söylemiş yani, olabilir mi yanlış bilmiyorum. Hazır. Boş ver yapıştır önemli şu an. Hazır klibin yönetmeni de bu akşam milyon aramızda. 40 milyon. Yani bence asıl etkili olan şey. Bakıyor muyuz? Hayda yok artık. Helal be doğru tamam. Vallahi. Yalan söylemişim 300 pardon. 300 bin günah olmazmış. Şey olmaz. Ama çok şey da oldu. Şey yapmamak lazım. Çok da yani bizim hareketlenmemiz, konser vermeye başlamamız, ismimizin biraz görünmesi o algoritmaya soktu. Konser galiba vermek çok önemli bir evet, faktör. Hareketli hakikaten, o. Hareketlendik yani. Ben sizi ilk ama bu klipte tanıdım. Onun da muhabbetini çevirmiştik. Hani sizin müziğinizi dinlemeden evet, böyle bir klip geldi. Oha ne güzel klipmiş lan deyip. Öyle tanıyan çok oldu. Evet, evet, çünkü biz ilk konserimizi şey dünyada oldu, verdik. Ya şöyle bir şey var. Biz albüm yaptıktan sonra bir yıl sadece bir konser verdik. Ve çalışıyorduk çünkü. Çok da üzerine düştüğümüz bir şey değildi iş olarak. Önceliğimiz işti yani. Bir konser verdik dünyada. Bu 30 bin falan izlenmemişti bile. Ama dünya konseri çok kalabalık geçti. 80-90 kişi vardı ve orası küçük bir yerdi yani. Vay be ne güzel. Hani eşimiz dostumuz herkes severek geldi. Yani metal çalıyorken gelmiyorlardı falan dedik böyle. Ya. Dünyada biz de Noland konseri yapmıştık. 2014 yılıydı galiba. Hmm. Giriş ücretsizdi. Hmm. Hayatımızın hatasını yapmışız. Aa. Yıkıldı orası. Yani işte küçük bir mekan zaten. 70-80 kişi zorlayarak oraya 100 küsür kişi girdi. Yani hmm, nasıl oldu bilmiyorum. Hava alamıyorduk en son. Evet evet öyle bir evet, şey oldu bizde de. Allah merdivenler bizi kahretmesin falan da olmuştu yani, yani. O yüzden o ilk yılı hareketsiz geçmesi bu sayılara öyle kalmasında etkili oldu. Yani sonra hareketlendik, bir sürü konser vermeye, işte etkinlik yapmaya başladıkça arttı diye düşünüyorum. O zaman devam edelim. Şey diyeceğim ya, müsaitsin abi. Evet abi. Burası çok güzel. Seninki var ya abi. Seninkini abi bizim burada görmüşler ve şey yanında da o varmış abi maalesef. Benimkini... Kim varmış yanında ya? İşte o var ya hani bir tane şey vardı ya senin. Hani, evet. Çocuk. Hiç anlamadım ki şu an. Duralım abi duralım duralım duralım. İşte o. İşte.
Şu insanı tanıyabildiniz mi? Çok dikkat çekme abi, şu an ortam kızışıktı. Şöyle, Twitter fenomeni kendisi. Neden Melih Gökçe? Ya orada aslında o çok dikkat çekti ama bu duvarın tamamında çok absürt komik isimler var. Yok abi yani. Onlara gerek yok. Şurası, şu bir önceki sahnede de vardı. Çok iyi. Uçan kuş falan var ya. Şu an ben bak başka hiçbir şey görmüyorum. Lamb of God'ın vokali falan vokali var. Slipknot'un vokali var. Ayı var. Kuşlar var. Uçan yani, kuş aynen. O çok dikkat çekti. Ama bu kadrajdan dolayı da çok dikkat çekti. Özellikle aslında bu kesim gömlek benim çok hoşuma gitti. Evet. Bizim nereden yakışmış aldıysa. Yakıştığı için koyduk biz de. Gerçekten çok yakışmış. Güzel, devam edelim. Evet. Ha abi, aldattın mı beni, bunu yaptın mı bana, bir şey söyle. Oranın da şeyi var. Orada Cahit, aslında biz prova yapıyorduk. Kamera arkasında görünüyor. Aynen. Prova yaparken abi dedim bir ölsene bakayım nasıl oluyor, nereye doğru geliyorsun, kadrajda bir göreyim falan dedim böyle. Tabii o da şimdi prova yaparken oynamıyor ölürken. Normalde ölecek yani ama çok oynamadı. Ölüyor gibi değil abi zaten. Ben çok güldüm, tamam mı? O kadar komik yani, ya. Hani ölürken hiç tepkisizce ölmesi çok komik görünüyordu provada. Ve dedim ki abi ölürken hiç anlama ne olduğunu. Öl düz böyle, hiç tepki verme. Hala sigarayı uzatmaya çalışıyor. Bazı teklerinde onu diyecektim. Sigarayı ölmeye çalışıyor. Sigarayı orada sigarayı iste falan diyor. Ölüyor lan bir dakika. Yani ölüyor. Yani adam masum. Öldüğünde bile böyle garibim. Allah çok herkese böyle ölüm nasip etsin yarabbim. Evet. Öyle bir çok ya, bir kamera arkasında kendimizi kaybettik gülmekten burada. Çok evet, komik. Gerçekten çok komik. Bunu yaptın mı bana, bir şey söyle. İşte o abiler. Durma öyle. Ya, devam edebiliriz ha? Sakladın mı benden ihanetin neden, bir şey söyle bakma öyle. Bizde kadın erkek ayrımı yok diyor. Aldattın mı beni, bunu yaptın mı bana, bir şey söyle. Koca gitti. Durma öyle. Sakladın mı benden ihanetin neden, bir şey söyle. Hala devam ediyorlar. Hala abi, araba sürerken de. Ya bu plan aslında daha uzundu. Biz araba boş, arabaya ikimiz biniyorduk, duruyorduk, oynamaya başlıyorduk böyle. Öyle araba saçma bir sahneydi. Araba gidiyor şu an tabii bir de. Hala böyle taş kağıt öyle, ama yani kurguda biraz daha kısaltmak gerekti. Ha klipte şeydi, ne derler, bu sahne uzundu. Önce işte arabaya biniyorduk, oynamaya başlıyorduk. Bu çıkıyordu önce arkadan. Ne yapıyor bunlar falan diye bakıyordu bir süre. Sonra ipe uzunluğuna bakıyordu bayağı uzun. Öyle bize bakıyor. Öldürmeyip yani gidiyor ya. Bunları öldüreceğim falan. Uzundu yani aslında. Böyle bunları kısa kestik. Bilanço kaç bu arada, bu klipte kaç kişi öldü? Ya milyonlar falan. Bayağı kişi öldü. Bizim bildiğimiz bile çok fazla. Evet. Bayağı. Devam edelim bakalım kaç kişi daha ölüyor. Duvardakiler öldü. Duvardakiler ölüyor herhalde. İşte o kadın. Evet, her şey o kadın içinde. O zaman evet, hem Dolu Kadehi için hem de klibin yönetmenliği için Oğulcan'a bir alkış alalım. Teşekkür ederiz. Çok kişinin emeği var galiba klipte, o yüzden. Onların hepsinin adına bu alkışı kabul evet ediyorum. Çok. Sıradaki evet parçamız Aklım Hep Firar'da. Sizin Can Ozan'la birlikte yaptığınız bir parça. Bunun klibini de ona biz şey diyoruz, az önce gördüğünüz kedili şarkı mı diyoruz ona? Kedili şarkı. Onu izlediniz mi? Burada izleyen var mı? Tabii ki lan. Peki, yürüyün lan buradan. Hangisini daha çok sevdiniz? Kedili mi? Diğeri mi? Hadi kedi abi, kedi her zaman kazanır yani. Güzel, sayılar öyle demiyor. Sayılar öyle demiyor arkadaşlar. Eve gidince beşer kere dinleyin. Çıkışmaya başladı. Sayılar öyle demiyor. Hayırdır lan. Bir tanesi 3 yıllık şarkıda. Yani. O zaman klibin de yönetmeni demin ki Bakkal Cahit. Bakkal evet. Cahit evet. Aynen. Bakkal Cahit. Ama aslında hangi şarkı? Deliyim Ben'deki yani bu duralım bir şeyliği. Evet o. Kedi hali. Deliyim Ben'de ilk önce bir anlatılmış bir durum. Hı-hı. Aynen evet, komşuya bıraktığımız evet, kedi. Bu kedinin adı Cahit Marduk muydu? Kaldı. Normalde aynen. Marduk. Aynen. Normalde burada ne? Kedi. Burada Cahit işte bu. Ha, Cahit yani o yüzden Cahit dedim. Okay. Kedi de güzel evet yani. Şey biraz sinirli bir kediye benziyor ama bilmiyorum. Güzel oynadı aynen. Komik bir kedi ya. Devam edelim mi artık? Devam. Edelim bakalım hadi. Can Ozan. Görüntü kalitesi. Görüntü kalitesi şu an şahane evet. Yakından da böyle gözüküyor. Olur olur şey. Peki bu arada şunu soralım. Hı. Kedinin gözünden olması kimin fikriydi? Cahit'in fikriydi. Cahit bize birkaç fikir sundu. Biz bunu çok sevdik. Direkt buradan yürüdük yani. Çok eğlenceli geldi.
Uğran da istiyordu zaten POV bir klip çekelim diyordu. Kedik POV'si olunca ekstra hoşumuza gitti. Birbirinin aynıydı, geldi geçti günlerim. Hep aynı şarkıları farklı notallardan söyledim. Detone oldum, mor görüldüm, bu topluma çok görüldüm. Farklı değil sizlerdendim, bilin istedim. Aklım hep firarda, kaldım hep kenarda. Bir ben vardım, onu da gittim, kaybettim kumarda. Saklı kaldım hep, lütfen yardım et. Al sana sebep, işte yüklü bir senet. Haydi beni bir duy, beni bir bil, beni bir hisset. Haydi beni bir duy, beni bir bil, beni bir hisset. Haydi beni bir duy, beni bir bil, beni bir hisset. Haydi beni bir duy, beni bir bil, beni bir hisset. Aklım hep firarda, kaldım hep kenarda. Bir ben vardım, onu da gittim, kaybettim kumarda. Balıkçı Cahit. Moda sahibi değil mi? Lütfen yardım et, al sana sebep. Kedi sokaklara düştü artık. Ev kedisi olarak başladık. Mevzular şimdi, mevzular. Konuşalım mı? Bütün modayı dolaştık herhalde. En sonunda havuza geliyor. Aynen, moda oradan, çevresinde evet. Çekildi. Genelde. Ev kimin eviydi? Ev benim evim. Çok kedi güzel. Senin kedin değil ama. Kira yani. Sıkıntı olmadı. Yok yani. Öyle bakınca şimdi şey oldu. Yok, ben anladım nerede olduğunu da evin, o yüzden. Ha. Sıkıntı olmasın dedim yani. Ha, sen anladıysan tamam. Bu muhtar gibi adam. Moda mahalle muhtarı. Bu parçada da Can Ozan'la birlikte çalıştınız değil mi? Aynen. Altyapısını evet, Can Ozan yaptı. Şöyle oldu. Aynen. Bu şarkının altyapısı bize geldi. Cano zaten birkaç kişiye daha yollamış. Bir şey çıkmış. Bize yolladıktan sonra ben direkt bana oldum böyle. Çok hoşuma gitti. Direkt bir sözler falan çıktı. O sırada uğraşıyorduk. Bir yoğunluğumuz vardı bizim. O sırada hızlı hızlı böyle uğraşıp kaydettik sonra. Yani sözler çok hızlı çıktı yani. Sadece beatini tamamen Cano Zan yaptı. Ben bir de gitar kısmını çaldık. Ek vokaller falan var. Uğran ana vokali yaptı zaten. Ezgi Türkeli diye bir arkadaşı var Cano'nun. O da sağ olsun vokallerde bize ve vokallerde yardım etti. Böyle işbirliğiyle eğlenceli bir şarkı çıkmış oldu ortaya. Biz de mutlu olduk yani. Can Ozan geçen ayda burada konuğumuzdu. Hmm. Çok da yaratıcı bir insan gerçekten. Ve çok yetenekli o da yani gerçekten. Evet, evet. Takip yani. Ediyoruz sürekli onun da çalışmalarını. Sizin de böyle birlikte görmek. Evet. Bir şey konserlere falan olur. Başladı o da. Evet. Ben Can Ozan ben. Gayet güzel. Hatta yarın mı? Yarın da konseri var. Yani. Yarın konseri galiba, var galiba. Konseri vardı. Evet. Geçen ayda şeyi sorduk. Can Ozan'ın ismi ne oldu? Can Ozan şimdi birleşik yazılıyor ya da yazılmıyor. Onu kendisi bile daha karar verememiş durumdaydı. Abi nasıl yazalım dedik. Bilmiyorum ki dedi mesela. Hani Can Ozan mı? Can Ozan mı? Ben şey dedim. Can Ozan yazalım bence Can dedim. Can Ozan. Hani ulasın orada. Can Ozan birleşik iyiymiş aslında. Hatta seyirciye sormuştuk. Sizce nasıl yazılsın falan diye. Ha. Ne soru çıktı oradan? Bu arada sorular dolaştı ve bitti değil mi? Tamam, birazdan alacağız. Onu evet, birazdan bir sonraki bölümde evet, alabiliriz. Videolarımızı bitirdikten harika. Sonra sorulara o zaman geçeceğiz. Oynatalım efendim değil devam. Mi? Devam. Tamam işte abi, şey burası. Mod yok mu modada? İşte mutlu son. Cahit. Bu arada bazıları anlamıştır ama yani dişi aslında Marduk. Ama bir erkek kedi oynadı. Sağ olsun kırmadı bizi. Evet. Şeyi soran oldu. Kediyi oyuncu. Nasıl o kadar gezdirdiniz ettiniz dedik. Kamerayı gezdirdik kedi. Evet. Niye gezdirelim o kadar yani. Kamerayla çektik. Yok, kedi gözükmüyor ki. Kediyi niye taşıyalım? Yazık gariban hayvan. Ulan, hiç aklıma gelmedi. Evet, ama geldi böyle sorular. Şahane biraz. Klip. Cahit'in eline sağlık. Buradan Cahit'e selamlar. Şimdi moda sokaklarını bu kadar gezmişken yine modada bir şeyle devam edeceğiz. Sizin yapma ne olursun çaldığınız bir video var. Bu bir official klip değil. Önce bir hikayesini mi alsak, nasıl gelişti? Evet, olabilir kısaca aslında. Şöyle çok o şeydi ya. Bizim başlayabiliriz o zaman, de bir yandan belki. Bizim o zaman... Başlayamazmışız. Duralım.
şu bas çalan, şu ayakkabılara sahip olan arkadaşımız Matt kendisi. Çek Cumhuriyeti'nden gelmişti. Evet. Buranın neresi olduğunu biliyorsunuzdur herhalde. Moda Caddesi. Bu lisenin önü galiba. Evet. Bizim ilk konserimizde Dünya konseriydi. Dünya konserinde Matt bizle bas gitar çaldı. Aynen. Matt normalde Çek Cumhuriyeti'nde yaşıyor ve Çek Cumhuriyeti'nde 2009'da falan Eurovision'a katılmış. Çok acayip. Evet, evet. Hadisenin zamanı mı? Tam o yıla falan denk geliyor. Yaş kaç ya? Bizden birazcık büyük. Yani bir 90'lı falandır, 89'lu falan. Yoksa daha da videosu var böyle Eurovision'a katılmış. O zaman çok yetenekli daha bir arkadaş. Olabilir. Çok iyi bas gitar. Çok iyi. Çok yetenekli bir abi. O İstanbul'a geldiğinde bizim arkadaşımızın evinde falan kalıyor. O sıra geldiğinde işte dedik hazır Matt de burada bir şeyler yapalım. İşte Moda sahile inip orada bir akustik mini dinleti yapmıştık 3 kişi. Onun dışında dedik abi ilk kere de sokakta çalalım. Hazır sen buradasın. Hani çalmış olalım yani. Çünkü gidiyordu ondan sonra. Bir hafta falan kalmıştı. Onun kaldığı vakitlerde işte böyle çıkıp birazcık sağda solda çaldık. Onlardan geçerken de kimse dinlemiyordu zaten bizi. Hiç kimsenin bildiği yok. Moda sahilde son zamanlarda konser diyorum. Yani çaldınız mı öyle? Yok, bayağıdır çalmadık. Öyle bir şey olsa ne güzel olmaz mı? Bak bayağı güzel. Açık alanda. Peki bu yani, nasıl bir gündü? Böyle çıkalım çalalım dediğiniz aynen, bir gün. Aynen biraz çok böyle rastgele bir gün. Çıktık böyle çalarken bu beyefendi oradan geçerken çocuklar dedi sizi çeksem olur mu falan çek dedik abi falan. Biraz böyle ilginç yakına falan girdi falan biraz. Amca mı böyle bir? Amca ya böyle beyaz, uzun beyaz saçlı. Bir beyaz saçlı. Şey, yani elinde şey. Şöyle bir. Uzun saçlı kel. Ha, gibi aynı o. Evet. Ha, o öyle biri. Ne zaman peki 2016 mı? Yani evet. Albüm, albüm vardı. Vardı galiba. Aha. 2016. Yani, 2016 falan herhalde. Geçmişsin zaten ha. Zaten Uğur'an baksana tertemiz Uğur'an, çocuk. Evet evet. Yani. Falan. Yaşlanmışsın ha sen de. Evet abi ya çöktük ya. Çöktü. Bir devam edelim o zaman. Moda'dayız. Grubun ismi Dolu Kadehi Ters Tut. Yani çok, bayağı çok TRT belgeseli tadında bir tonlama var. 3 kişilik bir grup diyor. Çok avukatı gibi tabii bunu ben bilirim. Bir de benim gibilere inan ki. Yakın yakın bir böyle çekiyor. Denedim bizi. Ruhumun ikisi sandım aynı parmaklarımızı. Seni gördüğümde vurdu bir kalp krizi. İnan ki, inan ki. Yaramaz kili yok ki tabi dili nasıl söyler ki sana olanı biteni yokluğunda kaldım ben bir kemik bir deri inan Dost ki başa düşman ayağı gibi olmuştur inan ki zor çok zor yapmam olursun bırak o yerimi doldursun bana ihtiyacın olursa sarılın elmek durdursun yapmam olursun işte teyzeler evet. Ne oluyor ya burada falan? Böyle ya. Bakıp geçenlere şimdi söyleyecek bir şeyiniz var mı şu an? Ne oldu falan? Yok ya. O bakıp bak geçtiğiniz ne oldu şimdi var ya. Yok yani ne bekliyorduk ki bir şey beklemiyorduk. Belki çocuk hakkında dinliyordur bizi savundaki. Şu anda çocuk bakayım. Şimdi aa boynum yok artık. Büyüdü. Mesleğine olabilir. Artık sahip oldu. Tabii. Elini ama aldı yani, ve evlendi şu an. Yapıyorsan aslında cover falan mı? Ya, bilinen bir şeyler çalmak lazım. Biz hani böyle eğlencesine falan çıkmıştık aslında. Evet, hiç o kafaya yürümedik. Mesela yani. Evren Can Gündüz de aynı şeyi söylüyor. Ben onu çok iyi dengelemeye çalışıyorum diyor. Çünkü yoldan geçen dinleyiciyi işte sürekli kendi şarkılarını söyleyerek tutamazsın. Tabii. Yürür gider diyor mesela. Yani. Ama şöyle bir kural vardır. Ben mesela eskiden biraz böyle ilgiliydim. Hani sokakta müzik yapmanın adabıdır falan. Sokak müziği aslında. Mesela vapurda sokak müziği yani biraz buradan biraz şey bir şey tartışma alabilecek bir şey söylemiş olmak istemiyorum ama. Mesela vapurda müzik çalınıyor ya. Normalde o sokak müziği mantığında çok doğru bir şey değil. Çünkü sokak müziğinde şöyle bir şey var. Seni dinlemek istiyorsa insan durup dinlesin. Ama dinlemek istiyorsa istemiyorsa da gidebilsin zorunda mantığı vardır. Zorunda bırakılma hikayesi. Ha, zorunda olur. Bırakmak oluyor. Sen mesela insanların kafede ya da sokakta ya da sahilde oturduğu bir yere kurulup Avrupa'da falan da öyle değil yani. Müzik çalmaya başlarsan ben seni dinlemek istemiyor olabilirim. Kulaklık takmış olabilirim. Muhabbet et, yani Deniz Mart sesi dinlemek isteyebilirim. Ya da kötü çalıyor olabilirsin bu arada. Yani başıma bir şey gelmeyecekse ben de sevmiyorum vapurda yani, müzik çalması. Evet, yani şimdi yani mesela yani o yüzden biz hani insanların çok durabileceği yerlerde çalmadık. Mesela Caddebostan tarafına da gittik. Böyle bisiklet yolunun geçilip gidileceği yerlerde çaldık falan hep. Hı-hı. Yani insanlar rahatsız olmasın. Hani çok kalabalık yerlerde çalmayalım. Surat ifadesi her şeyi anlatıyor bence. Yani işte ama yani o şimdi o insan orada otursaydık bir yerde biz gidip çalsaydık hakikaten mutsuz olacaktı yani belki de. O yüzden çok da gerek yok. Biraz o adabı göre hareket etmeye çalışmıştık. Yani çok da yaptığımız bir şey değil zaten hani bu tarz bir şey. Öyle bir birkaç eğlenceydi. Tesadüf şey. Yani bu tarz bir dokümantasyon tesadüfi oldu zaten oradan geçen İyi beyefendi. İyi olmuş ama bence. Ya tabii hatıra oldu ilginç. Yani
öyle bir şey hatırası olmuş oldu. Gaza getireyim mi şimdi burada kitle moda sahilde bir konser şey konser diyorum çalma, çalma olayı çalma. Ayarlatalım mı şimdi? Verin coşkuyu da siz de burada kitleyelim abi tarih alalım falan. Yok canım olur öyle şey saçmalamayın ya. Ne işiniz var sizin moda sahilde abi oturup içeriz. Gideriz ya gittiğimiz yerler zaten. Moda sahil çok enteresan bir ortam ya. Geçen de konuşuyorduk ki kendi aramızda böyle şey her tarafta ayrı ayrı müzikler var farklı tarzlarda. İşte bakıyoruz biz de yürüyoruz böyle nerede otursak diye bir yerde türkü çalıyor. İşte saz bağlama var. Bir yerde işte hip hop çalıyor böyle açmışlar hoparlörden. Bir yerden swing partileri oluyor. Abi herif amfi getirmiş blues soloları atıyor falan orada. Bir tarafta akustik gitarla işte Akdeniz akşamları dönüyor falan. Çok enteresan. Hangi müziğe gitsek falan böyle yani. Bir yerde tekno var böyle falan acayip. Devam. Güzel. Devam edelim. Böyle gidiyoruz. Çok uzun mu daha ne kadar var? İhtiyacın olursa sarıl onu elbet unutursun. Dediler seni sordu yine biri kalbim masmavi denizler gibi bunu duydum da ben öldüm bineli. İnan ki böyle gidecek miydi yani çok kolay olmadı. O zaman yavaş yavaş bunu bitirip canlısına mı geçsek? Evet artık evet. Tamam. Biz zaten çaldık. İzliyoruz bunu YouTube'dan. Bunu çaldık başka bir şey çalmaz. Olur tamam. O zaman bir şey şarkı daha dinleyelim sonra sorulara geçeceğiz. Tamam okey. Sahneyi size bırakalım mı o zaman? Şeyi mi çalsak acaba? Tamam o zaman... Onu çalalım. Onu şey gibi oldu. Telefon konuşması gibi oldu. Abi şey vardı ya. Abi ona abi şey mi yapsak falan. Onu mu çalsınız acaba? Onu çalalım. Peki Kazım'a da çok teşekkür ediyoruz reji için. Aynen, çok teşekkür ederiz. Bir alkış alalım o zaman. Alkışlarla. Şimdi arkadaşlar daha önce hiç yapmadığımız bir şey yapacağız. Size canlı loop müzik deneyeceğiz şimdi. Son yaptığımız şarkının akustik versiyonunu çalmaya çalışacağız. Umarım becerebiliriz. Beceremezsek de affınıza sığınıyoruz. Beceremezsek artık siz şey yapın. Orada bırakmış değil mi? Aa, sorular burada mı? Kendini sal hadi bir rahat et tadını çıkar açık denizlerin bak keyfine yaşayacağın tek bir hayat hadi sar geceyi sabaha geri yak bırak boş kalsın kafa geri yat arın kurtar kendini baksana sen bile diyorsun ulan ya ben niye uğraşıp durmuşum bunca sene söyleyin bana bunun anlamı ne bir şekilde buna bir dur demeli daha fazla böyle gitmemeli uğraşıp durmuşum bunca sene söyleyeyim sana bunun anlamı ne bir şekilde buna bir dur demeli daha fazla böyle gitmemeli yok üzgünüm ama anlamı yok yaşadığımız hayatın hiç anlamı yok neden insanlar bunu anlamıyor ilahi bir anlamı yok bize dair kozmik bir plan yok neden insanlar bunu anlamıyor yok yaşadığımız hayatın hiç anlamı yok neden insanlar bunu anlamıyor ilahi bir anlamı yok bize dair kozmik bir plan yok neden insanlar bunu anlamıyor at gitsin
Polisin alayı yalan dolan, özel olduğumuzu söyleyerek kandırdılar hepimizi yalan mı lan? Sanıyoruz gökler bizi çağır, atlas misaliyiz ikimiz ağır. Yürekler bir umut bekler ama kulaklar, kulaklar sığır. Buna rağmen bu hayat yaşamaya değer ama sen yine de kutsal bir amaç arıyor sen eğer. Yok üzgünüm ama anlamı yok yaşadığımız hayatın hiç anlamı yok. Neden insanlar bunu anlamıyor? İlahi bir anlamı yok bize dair kozmik bir plan yok. Neden insanlar bunu anlamıyor? Üzgünüm ama anlamı yok bize dair. İnsanlar bunu anlamıyor. Çok heyecanlandım gerçekten çalarken. Evet, ilk defa vermişsiniz. Yani. Nasıl, beğendiniz mi? Güzel olmuş mu? Elinize ağzına sağlık. Programdan tamam. Sonra yapalım mı tamam, fotoğraf işlerini? Şimdi, bunun şimdi sorularınıza alalım. Geçeceğiz yani, siz sordunuz ya hani, o yüzden. Bebekler, bu kadar insan da bebekleri beklesin mi acaba? Fotoğraf mı? Ne dersin? Tamam. İzin veriyor muyuz? Arkadaşlar izin verirse tamam, yapalım. Demokratik bir topluluğuz. Tamam. Fotoğraf çekilirken ben yine bir şiir okumak biz istiyorum. Biz bu arada anlatalım. Şimdi kaç tane albümümüz var? Orada evet. Al istersen albümleri. Biz karede istemiyorsunuz herhalde. Çıkalım. Ben çıkamayacağım. Kusura bakmayın. Ben benimle kabul edeceksiniz fotoğrafı. Şu elimde görmüş olduğunuz dünyanın en iyi albümleri. Albümü. Elimde 8 tane mi? 3, 6, 7 tane dünyanın en iyi albümü var. Bu albümleri az sonra soracak olduğumuz sorulardan. Ha, geldi mi sorular? Buradan sevdiklerimize de verebiliriz. Kafamıza göre de bilebiliriz. Tamamen biz karar vereceğiz abi. Tamam. Burada demokrasi yok. Hayda. Evet. Ama bu ama ben Silivri'den geldim ama buraya şimdi. Tamam, programın bitmesini bekleyelim. Bunun sonunu alamayız. Ama bunun alamayız. Sonu gelmeye. Maalesef önünü alamayacağız. Evet, evet. Vaktimiz yok. Ama şimdi sorulardan sonra olmuyor. Bitireceğiz programı. Evet. O zaman yok, sonun sonu gelmez. Herkes uzak bir yerden bu, geldi. Çünkü şey, hani fotoğraf çekimi imza gününe şu an döndüremeyiz evet. Maalesef. Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz ama daha fazla devam etmesek daha iyi sanki. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet, sorularınıza geçelim efendim. Ben soruları bayağı merak ediyorum. Ladies first. Evet. Ben bu soruları sorup ödül kazanmıştım bu arada. Evet, Oğuzhan ilk çıkmıştı. Hafta ödülü kazandı. Evet, kitabım var abi. O okuyor musun, okudun evet, mu? Evet, seçiyorum. Abi. Yazıklar olsun. Bir sorarsın falan. DKTT ilk olarak Moda Sahili'nin oradaki merdivenlerde anamız babamız yok deriz yazılı bir sticker görüp tanımıştım. Onu siz mi yapıştırdın? Evet. Evet. Anamız babamız yapıştırdı falan. Yani biz yapıştırdık. Onlardan yaptık böyle. Onu sağa sola single çıkmadan biraz süre önce onu böyle bir paylaşmıştık Instagram'dan falan, duyurmuştuk, etmiştik. Hayır, onları görüp, sağa sola yapıştık. Onu ama görüp ne güzel gerçekten olmuş. Duyması biz hiç beklemiyorduk öyle bir şey olacağını. Biz onu biraz daha böyle laf yani. Çünkü laf sadece yani. Bir grup bir izi falan yok orada. Falan değil yani. Yok yok, evet. Sticker yani. Küçük sadece anamız omuz yok deriz yazıyor. Stencil çünkü son zamanlarda da çok kullanılan bir şey. Şarkı ha, evet, evet. Geçti. Ama bu kadar şey olmamıştı o sırada. Yani bu kitapları falan şimdi stencillerle basıyorlar. Film reklamları falan. O kadar yoktu. Biz bir de yani Duluka Yeter Stüt vesaire hiçbir şey yazmıyor. Sadece anamız omuz yok deriz yazıyor. Bu oldum yani. İlginç görseller, illüstrasyonlar vardı. Demek ki bir Google'a, YouTube'a yazıp sizi bulmuşlar. Evet, çok sağ olsun evet, arkadaş evet. Gerçekten. Sevindirici bir şimdi bunu biz de sormuştuk galiba. Polonya ile derdiniz ne demiş bir izleyici. O tamamen Mengek'teki muhtemelen en boş hareketlerimizden evet. Biri. Onun hakikaten evet. En anlamsız hareketlerimizden biri o. Yani genelde bir anlam vermeye çalışıyoruz ama o Polonya'nın başı belada. İlk başta biz grubun ismini düşünürken bir sürü isim düşünmüştük. Onlardan biriydi. Ama o çok anlamsız geldi. Yani Polonya'nın başı belada olmasın dedik o zaten. İlk açılı şeyi de işte, Poland Ball değil mi? Ha, Poland Ball'du. Mesela şey bu Nine Gag'te
Poland Ball falan o tarz şeyler var. Bilen varsa bilir. Hani onlardan dolayı koymuştuk. Poland is in trouble diye. Bir bunu yapmadan da edemeyeceğim ya. Hep aklıma şey Ahmet Kaya getiriyor benim ya. Başım belada mı? Polonya'nın başı belada başım falan belada diye böyle devam edesim. Anlamı Polonya'nın başı belada öyle bir şey. Lavuksa ne oldu demişler. Lavuksa zaten konuştuk burada yeterince yani herhalde. Burada şu an. Burada. Lavuksa. Ömer Hayyam'ın birçok rubayesini okuyup mu grubun ismine karar verdiniz yoksa denk mi geldi? Yok zaten okumuştuk. Zaten okunuyor. Zaten severek okuduğumuz. Evet, ben çok isimleri. Özellikle ben liseden beri çok eskiden beri bir şeyim var böyle. Hani çok büyük ilgim vardı. Uğran da zaten biliyordu dolaylı olarak. O birkaç tane rubayesine bakınca ama bu çok en güzeli bu geldi yani. Dolukaya ters tut. Evet evet. Tabii evet. Hatırlamıyorum bile. Ne oldu? Bir sürü isim yazmış. Peki, tabii o falan. Neden portakallı Pekin ördeği demiş biri? O şey ya. Teşekkürler. Benim kuzenim Selcan. Saçları böyle turuncuydu o zaman. Şu anda turuncu değil mi? Evet değil. Böyle bir derdi vardı. Sıkıntısı vardı falan filan. Öyle bir konuşmuştu. Konuşulmuştu. Etmişti falan. Ama portakallı Pekin ördeğim. Üzülme. Yani durum, tatlış şarkı. Tatlış şarkı. Tatlışlık. Ha, evet. Hani tatlışlık. Takma kafana bırak ağlamayı der falan. Öyle bir şey var. Peki Zeynep Akar burada mı acaba? Trabzon'a ne zaman geleceksiniz ve imzalı albüm alabilir miyim? Alabilirsin. İlk imzalı albüm Zeynep'e gitsin. Evet. İmzalamamız lazım. Evet. İsterse Zeynep şimdi gelip albümünü alsın hemen. Burada karışmasın işler. Buradaysa, İmzada varmış gibi mi düşünsün? İmzayı da belki sonrasında artık yakalayabilirsiniz. Aynen hani o kadar da değil. Zeynep yok ama gitmiş hakikaten. Gitmiş mi Zeynep? Zeynep'e kargolayalım o zaman. Zeynep imzalı albüm. Zeynep bizi bul. Evet, bu videoları izleyip övecek misiniz demişler. Yeterince övdük herhalde. Kimi? Cahit'i. Evet, Cahit'i övülmedik yine kalmış mıdır? Muhakkak kalmış. Kalmıştır muhakkak abi. Bravo, yakaladık. Soru değil herhalde. Bir tane daha şey yapayım. Bak bu fena değil. Dolu Kadehi Ters Tut hiç var olmasaydı şu an ne yapardınız? Öyle mi? Ama sizin ikinci sorunuz oldu efendim. O yüzden bu sorunun cevabını vermeyebilirim. Vermiyorum abi. Pas geçmek durumunda. Bir kere daha ciddi canlı canlı. Ne yapardık? Müzik yapıyor olur muyduk? Çok daha az yapardık bu tamam. Evet. Çünkü başka bir paralel evet. Başka bir yani müzikten kopar mıydık sanmıyorum ama öyle daha başka bir şeyler denemiş olurduk ama herhalde sinema ben sinema evet. işleriyle uğraşırdım. Ben belki böyle bir kafe mafe işlerini daha çok ahçılık diyorsun. Kafe mafe açardım. Öyle planlarım vardı olurdu. Da sonra çok hemen yani müzik olmasaydı yani. Grubu bilemiyorum. Grup olmasa başka bir grup olabilirdi ama evet, müzik olmasa ihtimal var hala. Müzik benim hayatım. diye bir cevap. Ben müzik benim müzik. Hayatım. Peki Cihat sen soruyu beğendiysen ilk albümü bu arkadaşa hediye edelim. Hemen bence. Edelim. Hemen edelim. Hemen. Zaten hayat yakın. Yakınımızda. Biraz zor olacak ama. Buyurun efendim. Güle güle, güle, güle saklarsın. Bir soru daha alalım o zaman. Evet şöyle bir yorum var. Google'dan aratıp taratıp geldim ve severek dinleniyorsunuz. Yeni keşfedilmiş galiba. Google'da, bir de soru sorayım. Öyle anladım. 21, 22, 23'ün devamı gelecek mi? Sizin için aslında bir günlük tutmak gibi bir olaya dönüşecek mi? Ben onu sen soracak mısın diye merak ettim. Arkadaş sormuş. Tam böyle soracak galiba falan evet, dedim. Çok ben de anlaydım. Çünkü 24 sıcak falan evet. yapmaya başladım. Ters köşe yaptım. Yani. O 24 zaman şey şu mi? An güzel bir soru mu diyorsun? Güzel, güzel bir soru. 24 çünkü geliyor galiba. Yani bol bol dağıtıyoruz. Galiba bir albüm daha mı? Yazdık ettik. Yani 24 şu an yazdık hazır aslında. Ama albümde gelecek. Ve bizim için aslında evet günlük tutmak gibi bir şey. Yıllık yani o bizim için de ilginç oluyor. Güzel bir buluş oldu bizim adımıza. Hakikaten mutluyum o açıdan. 24 yaşınız geçti mi? Yok. Bıraktığımız yeni, işi galiba. Uğran yeni bitti. Benim 13 Ağustos'ta bitiyor. Hayırlı olsun. 24. Hayırlı olsun. Evet. 8 Temmuz'du benim doğum günüm. Yeni albümde bekleriz. Evet. Tamam görüşürüz. 8 Temmuz. Bu soruyu soran burada mı? Ha yeni geçti. Ya 8 Temmuz. Tamam güzel. Albümü bizden alabilirsin program sonrasında. Anlaştık süper. Sahneye çıkmadan önce veya günlük yaşamınızda totemleriniz var mıdır? Varsa nedir? Tüm bunların cevabını istiyorum dememiş. Ben söylüyorum. Sahneye çıkmadan önce şey yapıyoruz. Hareketiniz var. Konser introsu var. Ha, konser bizim konsere introsu. Gelenler bilirler. Konserde bu DKTT şarkısı dolu dolu kadeh. O çalıyor. Biz o çalarken hep arkada şey yapıyoruz işte birlikte. İşte dört kişi zaten band. İşte herkes bir dolu kadeh ters tut diyor sonra çıkıyor. Yapıp çıkıyoruz. Öyle bir hareketimiz var. Böyle çok özel bilgilerimizi verdik şu anda. Hadi evet. Bakalım. Öyle gizli bir hareketimiz var. Üzüldüm şimdi niye öyle yapmadık ya. Alkışlarla diye çağırmıştık öyle. Evet. Daha cool. Yok şimdi iki kişi olduğumuz için yapmadık evet. onu. Bir de öyle bir intro yoktu şimdi. Çok önemli bir soru. Cevabını öğrenmem lazım. Çok sevgiler. Kendim abi yazmışım cidden bunu, o gece gördüğün dört kızla aynı anda yattın mı? Hayda. Yok artık. O ben değilim zaten. Abi o... kim burada? Hangi öyle abi? Deyince de ben gibi oldu. Ben gibi oldu. Yani oradaki... Yazdığı bir ihtimal var. Ya sensin ya sensin. O yazdığımız karakter hayali yapmış karakter. Olabilir. Tamam. Yani o şey albümdeki o... Bahsettiğimiz özgüven şey gibi adam karakter var ya, özgüven yaratık. Patlaması adam. Doğru mu söylüyor da şüpheli yani. Belki de evet. Yalan söylüyordur. Bilmiyorum. Biri düet yapalım mı demiş. Güzel. Arada bazı yorumlar var. Onları size veririz siz sonra okursunuz. Aa, zaten süper olur. Şey evet onları isteriz ya. Güzel olur. Buradan seçme soruları da zaten biz de sosyal medya hesaplarımızdan paylaşırız. Oradan da sorularınızın altına böyle
benim sorum falan diye yazabilirsiniz. Aynen. Sonrasında ödül vermeye ben heyecanlanmıştım benim sorum çıkınca. 3 soru okumuştunuz bir de o zaman sadece. Evet. Çünkü... Ha, burada o zaman bayağı şov evet, evet. Yani. 3 tane soru seçtiler. Benimki çıktı böyle falan oldum. falan ne oldum ben. Cevap vermeseniz de olur falan olmuştum. Ben. Şimdi biri demiş ki okumaya çalışıyorum. Geçen hafta gece 3-4 civarı iki arkadaş olarak mekanda sizin şarkınızı mırıldanırken story attık ve anında DM'den dönüş yaptınız. Bunu dinleyerek mi yaptınız? Öylesine miydi? Demiş. Çok başarılı bir sosyal medya ekibimiz sosyal var. Sosyal medya ekibimiz çok joyur, yerinde joyur. Ve güçlü. Nerede? Evet. Yok yani Instagram kullanıyoruz. Sosyal medya ile ilgilenen arkadaşlarımız da var. Biz de kullanıyoruz aynı zamanda. Arada girip bakıyoruz. İlla o yüzden denk gelebiliyor ya bana yoruna. Hesaplara siz de bakıyorsunuz falan. Yani. Biz de bakıyoruz. Biz de bakıyoruz. Yani girip mesajlara bakmadıklarımıza bakıyorum. Da nelere bakılmış diye bakıyorum ben bakıyoruz mesela. Yani. DM'den cevap da verebiliriz tabii. Evet evet veriyoruz yani zaten. Yani. Ama yani bazen şey yaptığımız oluyor. Atladığımız oluyor. Onlar da kusura bakmasın. DM'den yürüyün diyorsunuz yani. DM'den yürüyün abi. Biz de takılıyoruz insan. Bu adında bir şarkınız vardı artık neden internette bulunmuyor diyor ki bulunuyor. Bulunmuyor mu? Değil mi? Böyle dünyanın bir şey iyi albümünde varsa var. Hemen müdahale kimin bu soru acaba? Kimin? Bu soruyu soran burada mı? Kimin bu soru? Kaçmış. Buradaysa albüme diye. Ortalığı karıştırıp gitmiş adam. Peki tamam. Çok sert sordun ya ben hani çıkmaz yani. O kim bu kim sordu bunu? Kimin albüme diye diyecektim dinlesin diye ama. Kimse de benim demiyor helal ya. Ben işte diyorum heyecanlanmıştım ben de demeyecektim az daha ama kitap verdiler. Ben demiyor kimse. Demiyor doğru. Bir soru var. Bir sorumuz daha var. Sayın Türkçe bilen arkadaş var. Hayırlı olsun. Sen yapıyorsun sandım. Bunu da ben yapıyorum. Evet bu internetten bulduk değil mi bunu? İnternette varmış yani. Eyvallah. Güzel. Şimdi diyor ki sevgili izleyicimiz. Ananas gibi, ahududu gibi ve avokado gibi olan nedir aydınlatabilir misin? Hadi bakalım. O bir kere. Biz onu. Kavak ağacı gibi. Biz onu şöyle düşündük. Ne düşündük? Ya biz onu biraz daha esprili bir dille yazdık ama sonra anlam verirken, şarkıyı anlamlandırırken... Espriyi açıklamaya çalışmak. Hayır, espri değil, değil yani. Sonra şarkı daha ciddi bir yere gelince espriden ziyade şey oldu. Ya Uğran o sözü yazmıştı. Yumuşatma hareketi oldu biraz. Evet ya Uğran o sözü bu şarkıyı Uğran bestelemişti yapma doğrusunu. O sözleri de eskiden ilk şarkı çıkardığında yazmıştı, koymayı düşünmüyordu. Ben dedim ki abi çok tatlı bir, onun kulağa hoş geliyor o sözler. Koyalım o yüzden. Bizdeki ölçü olarak da ilki daha fazla hatta değil mi? Evet evet uyuyor yani. Ananas gibi, avokado gibi falan hoşuma gidiyordu benim. Ama daha çok avokado gibi tabii falan hani gibi tabii falan böyle komik geliyordu yani. Ama onu da şey yapmıştık hani anlam olarak hani böyle o parfüm kokusu gibi falan böyle biraz içselleştirebiliriz. Hani koyunca saçma durmasın ne olabilir? Öyle bir şey olabilir. Hani o hayalindeki o hani bir bazen bir koku alırsın da bir döneme hatırlarsın ya denk gelir yani bir parfüm kokusu falan. Bana çok oluyor. Ha, onun gibi olacağını hayal ettik. Anlamsal olarak öyle yerleştirdik biz. Son sorular artık değil mi? Vallahi bu çok güzel. Hadi sizi bakalım. Dünden beri tanıyorum. En yakın arkadaşımın evet. En sevdiği grupsunuz. Sırf onu gıcık edebilmek için geldim. Pek Türkçe şarkı dinlemememe rağmen sizi başarılı buldum. Sesiniz güzelmiş. Kim yazdıysa eğer buradaysa bence bir albümü ya, hak etti. Biz de evet, normalde Türkçe müzik dinlemiyoruz da işte hani ne yapalım? Yapacak bir şey yok falan. Siz mecbur tanıyorsunuz. Bence evet, teşekkür ederiz. Ya, peki o zaman kim yazdıysa gelip albümünü alabilir buradan. Bence gelmez. Ha, geldi. Geldi mi? Buyurun. Bravo hoş geldiniz. Helal. Buyursunlar. Buyursunlar. Arkadaşıma da selamlar olsun. Var mı Cihat elinde güzel sorular? Bende çok güzel şey şeyler var. Sonlara sakladım. Oo. Bir hikaye var. Eski sevgilimle olan, yaşadığım tüm durumlara uyan şarkılarınız olduğu için sizi tebrik ediyorum. Tebriği aldınız. Teşekkürler. Ve daha sonraki şarkılarınızın da durumlara uyum sağlayacağını temenni ediyorum. 2.üst üste D. İnsanların nasıl bu kadar iyi anlayabiliyorsunuz? Hadi bakalım. Nasıl anlıyorsunuz bu kadar iyi insanları? O arkadaşın evinde şu anda yaklaşık 25 tane kamera kamerayla var. Kamerayla hayatını düzenli olarak takip ediyoruz. Çok güzel. Evet. Şimdi uyu bakalım bir daha uyuyabilirsin. yani empati yapıyoruz bence. Evet. Biz de bir şeyler yaşıyoruz. Biraz da hani genel anlaşılabilir kılmaya çalışarak anlatmaya çalışıyoruz ikimiz de. Evet. Ya mesela Uğran bir şey anlatırsa ya da ben anlatırsam ben veya Uğran anlamazsak kafadan diyoruz ki abi çok anlaşılır şöyle değil. Şöyle mi olsun falan. Yani şöyle mi olsun böyle mi olsun şöyle desek daha iyi olur. Ya bu son şarkıda da öyle mesela çok birlikte oturup yazdık. Hani bizim şarkılarda da o yüzden söz müzik hep Dolu Kadehi Ters Tut yazar. Çünkü hani bazen mesela Uğran bir söz yazsın ve öyle çıksa bile hani benim bir bakıp en kötü okey demiş oluyorum ya da aynı şekilde ben yazdıysam öyle oluyor ve atıyorum bir konuda itirazımız varsa orası değişiyor genelde ya da ikna etmemiz gerekiyor birbirimizi ve o iyi bir eleme sistemi oluyor çünkü bazen çok muğlakta evet. Kalabilen anlamsal olarak anlaşılmaz şeyleri gol geldi oldu. Bu arada oo, evet dünya kupası maçında kim bilir kim attı bakalım Kubilay. Onu bir çözelim diyor skoru bir alabilir miyiz Kazım sen böyle evet. Yani o yüzden herhalde empati yaptığımız için teşekkür ediyoruz cevabınız olabilir. Ve sorunuz için efendim ben çok bazı soruları ederiz. Atladım çünkü o konuları konuştuk evet, ikinci posta olmasın sorular diye var. İki tane çok iyi sorum var. Oo. Portakallı Pekin ördeğiniz ben olabilir miyim?
Hoppa. DM'den yürüsünler değil mi? DM'den yürüsünler. Evet, DM'den yürüsünler. Yürüyün bakalım olabilecek misiniz? Peki bir albüm hediye edelim. Portakallı Pekin Örgü. Hem de görmüş olalım. Evet, olabilir mi? Bakalım olabilir mi kendisi? Evet. Ama olabilir. Yok artık. Tamam. Hayda. Aa, peki portakallı Pekin Örgü tamam, olmak isteyen sen misin? Güzel. Ha. Buyurun Pekin tamam. Örgü. Güzel. Güzel, süper. Helal sana. Evet, olabilir. Kapış kapış gidiyor şu an. Var mı sorun? Şu an benim yok gibi ya. Benim son soru o zaman. Hadi bakalım. Aldattı mı seni? Hadi bakalım. Dırırı. Sessizlik oldu yalnız. 5 saniye durduk böyle bir. Ya, insanlar aldatılır, aldatır. Bunlar olan şeyler diyelim. Hayatta yaşanan şeyler. Tabii hocam şey vereyim size. Çok özel vereyim şey. Ver abi gözüme tut yak. Şu insanlar falan. Abi çok teşekkür ederim. Bu defterlere yeni şarkı sözleri yazmanızı istiyoruz. O şarkıda defteri veriyoruz. Aa, çok gerçekten teşekkürler. Size de var, size de var. Çok sağ olun. Çok sağ olun arkadaşlar. Albümler kaldı mı elimizde? Size de bir albüm armağan etmek istiyoruz. Atıyor ucu falan. Evet, albümlere lan aldattı mı seni seçmişim ben. Onu kim sorduysa bir albüm verebiliriz. Kim sormuştu? Burada mı aldattı mı seni? Aldattın mı beni? Aldatmamış abi. Burada değil herhalde. Aa, öyle bir tane daha çekeyim. Bir tane daha çekeyim. DKTT, tanıdığımız çizginizden anlamı yok parçası ile çıktınız. Size buna iten neler oldu? Lanet olsun. Allah sizlere. Kahretsin sizi falan. Buradaydın değil mi konuşmanın başında? Anlattık biraz. Polonya ile derdiniz ne? Lavuksa ne oldu diyen arkadaş. Johnson isimli. Johnson. Şunu evet. Elden ele helal. Johnson'a uzatabilirsek. Teşekkürler. Evet, son iki. Ha bu da şey, eski sevgilimle olan yaşadığım tüm durumlar için evine kamera koyduğumuz. Benim okuduğum sevgilim. Evine kamera koyduğumuz tebrik arkadaş. Tebrik eden o burada mı arkadaş? Kameralı soru. Gol geldi bu arada. Yok, bir tane daha seçiyorum ama. Seçelim. Bir tanesini birine söz vermiş miydik albümün? Evet, söz vermiş. Aa, evet, bir tanesini oraya son vereceğiz. Bir tane. Sözümüz abi var. Sen de gel al albümünü bak gidiyor, aynen, veriyoruz bak, yani. Gidiyor, kapış kapış gidiyor. Şu an yani. O zaman bir bunu bir mu okuyorum? Bir tane de sen oku, aynen. Elden ele uzatalım diyeceğim de o albüm sonra gelmez bence. Emin misin bak, veriyorum. geçen hafta gece 3-4 civarı iki arkadaş grup olarak mekanda sizin şarkınızı mırıldanırken story attık vesaire olan. Vay eyvallah. Vay be. Buyurun. Şey verdik değil mi? Tamam. Okey. Sen tamam. Hak ettin helal. Zaten. Bütün söyleşi boyunca yerde oturmak zorunda evet, kaldın. Evet. Tebrik ediyorum. Nereden olmadı? Gelmiştin? Evet. Sarıyer'den. Sarıyer'den geldim. Sarıyer, ben de Sarıyer'liyim. Çok çok. Neresinden falan diye burada başladım. İçinden mi falan? Valla arkadaşlar çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Bizim için çok özel oldu. Anlamı yok o akustik loop müzik halini beğendiniz umuyorum. Hoşunuza gitti mi? Güzel. Böyle güzel oldu. O sen de akustik halini sevmişsindir o zaman o çizgide. İyi. Olur tabii. Fotoğraf, imza falan. Şimdi olabilir. Biz de o zaman artık kapatalım yavaş yavaş. Biz de size çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Evet, DJ set bir 5-10 dakika sonra tekrardan bu sahneyi toparlandıktan sonra başlayacak. Hemen kaçmayın ya, birlikte hemen dans yani. Edelim. Evde çocuk bekleyenler evet kaçabilir ama belki ama. Gece devam etsin. Gece devam ediyor. Kalem alabiliriz. Şarkı dinleyeceğiz mi peki? Bir kapanış şarkısı mı? Bir tane kapanış şarkısı yapabiliriz. Yapalım hadi. Ya, bu lafından sonra sonra evet. Artık. Hayır falan diye. Hayır tabii. Siz bana olur. O zaman var mı söylemek istediğim Dolu son bir şey? Dolu Kadehi Ters Tut'la birlikte olmak her zaman çok büyük zevk. Eylemlerimizin de devamını emekleriniz bekliyoruz. Emekleriniz için çok sağ olun. Evet. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür çok zevk alıyoruz. O zaman biz kaçalım. Lanet olsun. Gitsinler artık da şarkı çalsın değil mi? Hadi bay bay. Sahne sizi. Görüşürüz. Kocaman bir alkış alalım. Çalmadık mı hakikaten ya? O zaman siz bana aldırmayınızı biliyorsunuz. Mıyınız onu da o zaman. Onu da eşlik ederseniz seviniriz arkadaşlar o zaman. Yalnızım yine. Kimseler bilemez, kimseler göremez halimi. İçmişim yine. Acılar elbet bir gün biter sandım ama daimi senden. Sonrasında bir başkasıyla olamam ben. Ben miyim? İçimdeki bu deli öfkenin nedeni ben miyim? Yorgun hislerim, bütün hayallerim yalan olmuş. Yakılmış gemiler dönülmez geriye artık. Çok geç oldu ben kalkayım. Siz bana aldırmayın. Hislerim, bütün hayallerim yalan olmuş. Yakılmış gemiler dönülmez geriye artık. Çok geç oldu ben kalkayım. Siz bana aldırmayın.
olmadık demedim hiç. Gittiğinde bile bende kaldı yine düşlerim. Her şeyim benim. Gitti birden ama iyi ki kaldı o gülüşlerim. Sen ben, sonrasında bir başkasıyla olamam ben. Ben miyim? İçimdeki bu deli öfkenin nedeni ben miyim? Yorgun hislerim, bütün hayallerim yalan olmuş. Yakılmış gemiler dönülmez geriye artık. Çok geç oldu ben kalkayım. Siz bana aldırmayın. Hislerim, bütün hayallerim yalan olmuş. Yakılmış gemiler dönülmez geriye artık. Çok geç oldu ben kalkayım. Siz bana aldırmayın. Dört duvarla yine saklı kaldık, evet haklısın. Mutlu ol demek. Çok kolay mı sana anla derdim ama. Yorgun hislerim, bütün hayallerim yalan olmuş. Yakılmış gemiler dönülmez geriye artık. Çok geç oldu ben kalkayım. Siz bana aldırmayın. Bütün hayallerim yalan olmuş. Yakılmış gemiler dönülmez geriye artık. Çok geç oldu ben kalkayım. Siz bana aldırmayın. Teşekkürler arkadaşlar. Sanırım program son buldu. Ayağınıza sağlık. Tekrardan Bir Baba İndi ekibine de teşekkür ederim. Herkesin emeği geçen. Geldiğiniz için de sizlere çok teşekkür ederiz. Öpüyoruz. Konserlerde görüşürüz. Aynen. Öpüyoruz. Görüşmek üzere. Aynen.